7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bence en iyi burs terazi de bilmiyorum daha. Yayım ben. Yay. Evet. Yay böyle. Her gün oyunlar oynanacak biliyorsunuz. Her gün bir kişi eleme potasına girecek. Benim direkt gözüm büyük ödülde. Beni eleyebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Beni burada bastırabilecek tek bir karakterin bile olduğunu düşünmüyorum. İddialı olmana gerek yok, bellisin çünkü. Merhabalar, Fox TV ekranlarına ve yarışmacılarımız için hazırladığımız bu güzel eve hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten de eşi benzeri olmayan bir programla karşınızdayız. Her an her şeyin olabileceği bu programda 6 kadın 6 erkek yarışmacımız yetenek, zeka, strateji oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya yarışacaklar. Her haftanın sonunda bir yarışmacımız müthiş bir hediyenin sahibi olacak. Bir yarışmacımızsa programa veda edecek. Yarışmacılarımız büyük ödüle ulaşabilmek için doğru stratejiler uygulamak zorundalar. İsterseniz sizleri daha fazla meraklandırmayalım ve eşim benzerim yok yarışmacılarını sizlerle tanıştıralım. Kutay, 25 yaşındayım, influencer'ım. Genç, eğlenceli, yetenekli ve zekiyim. Yeteri kadar da güçlü bir rakibim. Wow, çok şık. Merhaba. Merhaba. Bayıldım ya. Adım Murat, soyadım Temel. 29 yaşındayım. Kickboks ve fitness antrenörlüğü yapıyorum. Zeka, güç, yetenek. Hepsinin toplandığı bu vücut karşısında hiç kimse duramaz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Gülcan. Murat. Ayda, Gülcan. Memnun oldum ben de. Ben Gülcan Yüksel, 29 yaşındayım, gayrimenkul danışmanıyım. Hayatım boyunca kazanamayacağım hiçbir mücadeleye girmedim. Onlar benimle mücadele etmeye hazır mı? Çok şıksın bu arada. Sen de öylesin, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ev harika gözüküyor. Evet, siz de öyle, renk uyumunuz çok güzel. Teşekkürler. Harika mısınız? Çok heyecanlıyım. Merhaba. 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 Merhaba, ben Yağız Bektik. 26 yaşındayım, sosyal medya fenomeni ve makine mühendisiyim. Kelimelerin efendisiyim ama konuşmaya değil, konuşulmaya geldim. Evet. Süper. Ne haber? İyi, nasılsınız? Sağ olsun. İyi, iyi görünüyorsunuz. Sen de çok iyi görünüyorsun. Bol şanslar. Hepimize. İyi olay kazansın. Tabii. Hepimiz çok iyiyiz. Rekabet severiz. Hello. Merhaba. Ceren hoş ben. Geldin. Ayda. Merhaba. Merhaba. Şöyle başlayayım. Merhaba Ceren ben. Merhaba. Gülcan. Merhaba. 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 Şuraya geçeyim. Nasılsınız? İyisiniz. İyidir, teşekkür ederim. Heyecanlı mısınız ya? Yok, hiç çok telaşsız. Görmüyor musunuz? Yok, gayet iyi. Senin enerjin de biraz daha iyi. Bir enerji kattı değil mi? Evet, çok iyi hatta. Size... Aynen. Hello, ben Ceren Keskin. 24 yaşındayım, modellik yapıyorum, İzmirliyim. Benim karşıma durabilecek kimse yok. Çünkü benim eşim benzerim yok.
ben gelmeyene kadar konuşmuyordunuz herhalde. Yok, sohbet ediyorduk. Seni bekliyorduk. Aa, senin gelmeni bekledik. Sen biraz geç kaldın. Ne yapayım, astrolistler. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Burak Nebeoğlu ben. 28 yaşındayım. Boks eğitmeniyim. Ekranlara şampiyon lazımmış. Şampiyon olmaya geldim. Bayağı büyükmüş ya. Güzel, ferah. İyi değil mi? Bu evde bizi çok ferah bekliyor. Selam. Hoş geldin. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Ben Güneş Gül. 26 yaşındayım. Hem öğretmenim hem influencerım. Girdiğim her ortamda güneş gibi parlıyorum. Bu yarışmanın parlayanı da ben olacağım. Çünkü güneşin ta kendisi. Ben Yay Burcu enerjimle geldim size. Bir enerji verin. Yay Burcu'yum. Harika. Ben de Yay Burcu. Göreceksin. Ben burçlarla çok ilgilenmiyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldin. Harika. Burası da şampiyonlar gibi. Hoş geldin. Merhabalar. Anıl Merhaba Gülcan. Ceren. Ne geldin Anıl be. Merhaba. Ben Anılcan Yazar. Pedagoji okudum. Sosyal medya fenomeniyim. Bu programda final beni yazar. Ne kadar enerjik geldi ama. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Valla iyiyiz. Bu evin güzelliği. Merhaba. Merhaba. Bu evin güzelliği halis mi arkadaşlar? Bu nedir ya? Bu halis mi? Biz yemek yapacağız. Çıldıracağım. Ben Öykü Emine Bülbül. 33 yaşındayım. Hostesim. Şimdi rakiplerim için acil çıkışları gösteriyorum. Eşim benzerim yok yolculuğunda. Rakiplerime liderlik etmeye geldim. Merhabalar. Hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Gerçekten. Sen de öylesin. Öyle. Çok güzel. Kızlaraydı sanırım sadece. Hepiniz. Evet, teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Ben Oğuzhan Demir. 27 yaşındayım. Ticaretle uğraşıyorum. Soyadım gibi sert ve çeviyim. Rakiplerimi eler geçerim. Krallar gibi tahtımda oturur, rakiplerimi izlerim. Kalpli yere geçiyorum. Evet. Dışlanmış gibi olmayacak. Aşk adamı. Kanka olmuyor ya. Of çok güzeli. Selam. Selam. Ne haber? Merhabalar. Hoş geldin. Selam. Ben Dilara Aplak, 22 yaşındayım. Diş laborantıyım. Rakiplerim benden korksun. Acınası olacağımı, acımasız olur. Dur ben sorayım. Burcun ne? Akrep. Akrep mi? Akreplerim de aslan. Zaten belli oluyordur. Senin burcun ne Ceren? Başa akrebim Başa. Var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Selam. Selam. Ben Soner Çetinkaya. 26 yaşındayım. Çiçekçiyim. Doğru zamanda, doğru hamle, her oyunda birincilik bende. Siz oraya sıkışmayın, burada da yer var. Bence de aynı, daha güzel oldu. Ama biz burada üç erkek kaldık. Tamam, benim ayaklarım yere değmiyor. Olsun, bir şey olmaz. Renksiz aslında ama renkli de. Bu da bir değişik. Bu moda oldu galiba. Spor ayakkabıları da böyle kullanıyorlar şu an. Evet, seviyorum. Bu arada kızlar hep birbirinden şık olmuş gerçekten. Hepiniz teşekkürler, siz öğrendiniz. Beyler de öyle. Hepsi teşekkürler dostum. Ben önce kızlardan başlamak istiyorum ya, tanımak için. Sağ baştan başlayabilir miyim? Nerelisiniz? Nerelisiniz? Kime göre sağ? Ceren ben. Nerelisin? İzmirliyim. İzmirlisin. Hayırlı Ayda? Ayda ben. Sakaryalıyım. Gülcan. Niye belli demiyorsun Sakarya? Gülcan ben. Giresunluyum. Sen şu an jüri gibi oturdun oraya, neyi istedin? Hayır, nereli olduğunuzu soruyorum. Kızlara sordum ki hep beraber cevabını alalım sen diye. Nerelisin? Sen nerelisin? Ben Gümüşhane, Kelkirk. Gümüşhane yalnız mükemmel bir mevcut. Karadeniz'in tam doğusunda. Karadeniz değildir ya. Bir gittin Gümüşhane, Karadeniz. Orta Karadeniz modeli. Gümüşhane ne taraf? Kankim Trabzon'un altında. Genelde eyvah, Erzincan'ın üstünde. Bravo. Hem Yay Burcu hem Karadenizli yani. Hayır, Gümüşhaneliyim ben. Gümüşhaneliyim. Karadeniz'e yakın değil mi? Sen nerelisin? Eskişehirliyim ben. Gurur iftarım. Güzel şehir. Güzel şehir. Siz? Kayseriliyim. Kayseri. Ne güzel. Ama alırken eyvah, muhteşem. Buralara soralım. Bro sen nereliydin? Ankara. Benimle ne pazarlığa girilir? Yok, yapılmaz. Onu tüm Türkiye direkt biliyordur bence. Ya. Artık yurt dışındaki insanlar bile biliyordur. Ya bizim şimdi Türk halkının genel kültüründe tanışırken nereli olduğunu sorarsın.
Biz bu sorar yüzden başlık. Taşıyor biraz çünkü memleketine. Siz sosyal ben asosyal geldim hepinize. Bu arada mağdur yarın. Mağdur yarın. Nelerle ilgileniyorsunuz? Bu arada meslekler ne sizin? Kızlar. Aynen meslekten yine buradan ben model, değil mi? Ben modellerim. Modellik yapıyorsun. Sosyal medya. Influencer. Aynen. Ben gayrimenkulle uğraşıyorum. Güzel. Ha, güzel. Gayrimenkul danışmanı. Şimdi ben aslında öğretmenim ama mesleğimi yapmıyorum. Ben şişer oldum. Ben sağlık influencer'ım. Öğretmensin. Ama mesleğimi yapmıyorum. Ne öğretmenisin? Ben hostesim. Öykü? Bende birçok meslek var aslında. Ben çalışmayı çok seviyorum farklı dallarda ama asıl mesleğim hosteslik. Kabin memuruyum ben. Herkes şu an yapmıyorum. 3 hostes oldu. 3 hostes var. Ben 3 hostes var aramızda. Öyle mi? İlara sen. Ben dişçiyim. Dişçisin. Yeni mezunum. Zor bir meslek. Çok iyi. Fenomenler, hostesler. Ne sizler? Beyler siz? Vallahi onu da kadınlar, bayanlar sorsun bize. O zaman siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum. Özgüvene bak ya. Alın satın. Her şeyi alır satarım. En iyi bildiğim şey ticarettir bu. Kayserili olarak. İşte bak. En iyi sensin. Evet. Zaten öyle. Ekstrem spor salonunda anladım. Eğitim veriyorum. Allah Allah. Antrenörlük okulunu konuşamadım şu an. Ticaret yapanların özgüveni hep yüksek oluyor ya, güzel. Efendim? Fazla özgüvenlisin diyorum. Teşekkür ederim. Galericiyle oturmuyor mu şu an? Evet, bir mukabele. Ya bak. Para satıp buraya gelmiş. Paramı yemeye geldim. Güzel. Sizler? Ben de öğretmenlik mezunuyum ama yapmıyorum. Aynen. Kişisel antrenörlük yapıyorum. O belli. Personal trainer, evet, teşekkür ederim. Yıllarımı verdim, küçük yaşlardan beri. Ya o vücudu yapmak çok zor olmalı ya. Çok emek ya veriyor insan. Şu şekilde ya, benim için spora gitmek veyahut da vücut yapmak böyle elini yüzünü yıkamak gibi oldu yani. Öyle değil mi? Yani normal eve gidiyorum gibi oldu. Ben de çünkü gerçekten başladım, zorlanıyorum şu an. Ben kilo almak için yapıyorum, evet. Gerçi ama çok zor yani. Ya ben çok küçük bir sene yaşlarda. Falan olur herhalde, şu yaşına gelmek istemem ama bir sene mi olur herhalde? Ya biraz, ortayı da hallederiz. Evet, biraz süreç gerekiyor ama ben 5 yaşından falan rahat ben bununla ilgili yapıyorum. Rahat edeceğim yaklaşık olarak Murat 21 Bey sene falan yapıyorum. Güzel. Sizler ne yapıyorsunuz? Meslek olarak? Ben kadınların %80'ini mutlu ediyorum. Çiçek işi yapıyorum. Vay. İnsanlar değil mi? Nasıl ya? Öyle demeseydim keşke. Sen çiçekçilik yapıyorsan eğer niye bugün bir jest yapmadın bütün kızlara getirmedin? Tanışmadan sonra inşallah bir dahakine getiririz. Şeye göre bu kepi. Kişiye özel hazırlayacaksın. Kişiye özel hazırlayacaksın. Sen bunu hak ettin. O %20'lik kısım zaten sevmeyen kısım. Onlar abur cubur sevenler. Ama genelde çiçek işi. Çok iyi. Güzel. Ama yine bir bukle verirsin herkese. Evet, var mı daha işini açıklamayan birisi? Anılcan Bey'deyiz şu an. Bende miyiz? Tamam. Sendeyiz dostum. Ben çocuk gelişimi bitirdim, lisans mezunuyum. Sonra sosyal medyaya başladım. İnfluencer yapmadın mı mesleği? Yok, mesleğimi yapmadım ya. Çocukları seviyorum. Ama uğraşamıyorum. Yok. Uzaktan da seviyorum çocukları da. Değil mi? Uzaktan da aynı. Sosyal medyada kendimi daha özgür ifade ettiğimi düşündüğüm için. Sosyal medya yaptım. Öyle. Ne kadar güzel ya. Ben bir yapamıyorum çocukları şu sosyal medya işini. Öyle. Aranızda spora ilgi duyan var mı? Ben valla bu yani hiç belli olmasa da ben 5 yıldan beri profesyonel olarak hem yüzüyorum hem de fitness'a gidiyorum ama hiç belli olmuyor. Yani. Yapıyorum ama. Bir rahatsızlık falan mı geçirdin? İlaç falan kullandım. Evet, ilaç kullandım. O yüzden böyle oldu. Kortizonlu ilaç kullandıysam. Evet, kullandım. Bir ameliyat geçirmiştim ondan sonra. Yani şu anda katarsiyeden dönüyorsun. Anlatacağım birazdan. Ayda, sen sporla ilgileniyor musun? Ben bir ay gittim. Üyeliğim bitti. Yeterli. Üyeliğim bitti her şey. Yalnız meslekleri bitirmedik. Kardeşim ben sana sorarım ya. Sen meslekleri bitirmedik. Burak'taydı herhalde. Ben de Murat hocam gibi eğitmenim. Boks eğitmenliği ve ateşli silahlar atış eğitmenliği yapıyorum. Ah. 12 yaşından beri işte sektörün içindeyim, boks eğitmenliği. Daha sonra ateşli silahlara geçtim. Öyle özel dersler verip hayatımı idame ettiriyorum. Nişancısın. Atıyoruz. Attığını vuruyorsun. Ya sen 12. Ne yapıyorsun? Şöyle arkadaşlar, ben makine mühendisiyim ama kendi mesleğimi yapmıyorum. Seninle meslektaş sayılırız Gülcan. Öyle mi? Gayrimenkulle uğraştık, ticaret. Aynı zamanda ben de sosyal medyayla ilgileniyorum. Orada seven, saygı duyan bir insan kardeşlerim var diye. Takip eden. Aynen. Peki bir şey soracağım. Yaşlarınız ne? Ben soracağım. Bence tahmin edin. Biz konuşmuştuk. 24 mu? Ben 25'im. 24 26. 29. Ben söylemek istemiyorum diye. Lütfen ya. 18. 90'lıyım ben, 33 yaşındayım. Harika. Aa, hiç göstermiyorsun. Evet. 33. En fazla 28. En fazla. Tükürün maşallah. İyi bir şeyim, kötü bir şeyim bilmiyorum. Kaşık çok yani, güzel bir şeyim ya. Kaşık ben 22 yani. Yaşındayım, 2000'liyim. Bu kadar. 2000, 23. Evet. Ben 29 yaşındayım 28. Bu arada. Öyle mi? Ay, en büyükleri ben mi? Büyükleri diyorum, büyükleri diye. Açıklayacağım, hazır mısınız? Hazır mısınız? Açıklıyorum.
Kaç gösteriyorum? 30. Bir dakika tahmin alacağım. Lütfen. 27. 27. 26. 25. Kaç? Ben yorum 25. Yapmıyorum. 25 teşekkür ederim. Ben yorum yapmıyorum. 30. Mutlu olsun diye yaptım. 30. Çok istiyorsun. 30 mu? Ama spoiler verdim. Şu an bir an bitti. 29. 29. Arkadaşlar ben... Sadece kadınları konuşturuyor. Fark ettim. Açıklıyorum. Kadın tarafı oynuyor. Açıklayacağım. 21 deme de şimdi. Bak burayı soruş. Bence Cihari'yi de buraya alalım. Kanka bir baksana. Bence de. Gel sen buraya. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Evet evet hazırız. Biz çıkalım sonra açıklayalım. Kanka biz çıkalım mı? O da. Tamam dur. Ay ay ay. Potansiyelden geliyorum, açıklıyorum. 27 yaşındayım, Aralık'ta 28 oluyorum. E tamam. Tutturanlar... Aslında herkes bilmiş bu arada. Yükselenim var. Yani Ayda da Ayda da tam oturttu. 27, 27, 28 diyen Gülcan sendin değil mi? Çok uğraştı. Efendim? 28 diyen sendin. Yok ben 26 dedim. Teşekkür ederim. Sen 25 diyen sen değil mi? 25. Mutlu olacaksan 26 deriz. Yok teşekkür ederim ya. Genç gösterdiğimi şey yaptı böyle. Bence olgun erkek daha iyi oluyor bir tık. Yani davranış olarak olabilir. Evet. Yaş olarak hoşuma gitti. Davranış olarak da küçük gösteriyorsun ya öyle büyük göstermiyor. Değil mi? Tip olarak bence. Sadece söyleyeyim karşımdakine göre davranıyorum. Allah Allah. Oo. Mesela sen, ben diyeyim sana egonu soğuk davranıyorum. Bu şekilde işte. Hadi kapışın. Mesela egonu soğuk davranıyorum. Efendim? Sen biraz geri çekil. Bir dakika. Egonu soğuk davranıyorum mesela ben sana. Karşımdakine göre diyorsun ya. Bana nasıl davranırsın? 33 yaşındaydın değil mi? Ona göre davranıyorum. Yaşa ne demek ya? Yani yaşını hürmet mi ediyorsun? Akıldan mı? Evet. Saygı gösteriyorum. Ama aramızda çok yok ki seninle bu kadar şey yaptım. Efendim? Çok yok bak ya işin latifesi tabii canım. Genç gösteriyor. Neyse yeni başlıyoruz tamam. Genç ben, seni gözüme kestirdim sen var ya. Bende kal, bende kal. Burada kal. Bence bir kadın yaşıyla vurma ben burada sana kal. Tavsiyem. Yok estağfurullah. Bak ben yaşımda gurur duyuyorum. Hepiniz birbirinden güzelsiniz. Maşallahınız var. Bizler de bir o kadar birbirimizden yakışıklıyız. Maşallahımız var. Eyvallah. Sağ ol kanka bizi de unutmadığın için. İlk başta söyleyecektim. Kendinizi de öğrendim. Ya senin yükselin falan aslan mı bu ne? Ben kendimi bu kadar övmedim. Yok ben sizi de övdüm kendimi. Ya çocuk sızdı tarafından mutlu ediyor. Sözcü gibi böyle. Bravo. Kanka Orhan. Kanka bir 5 dakika sussan. Ya da bir şey diyeceğim. Oraya oturan mı öyle oluyor? Kalk bakayım neden alabilirim. Yani, siz oturttunuz. Kalpli ama. Kalp mi? Kalp kalp. Kalp yok orada. Murat senin merak kalp ettiğin bir şeyler var mı? Belki kalp, kalp olarak görüyordur. Şahsen bence her şeyi öyle görüyorsun. Her şey istediği gibi görüyorsun. Ya sen ne yapıyorsun ya orada sus. Ben burunlara bakıyorum her bunlar derken benim de. Doğal mı? Şu an nesne olarak. Şu yandan bir baktım da bizim kızların burunları maşallah okka gibi. Okka gibi ne demek ya? Bir bakabilir miyim? Okka ya. Şey der. Okka gibi. Doğal değil kesinlikle. Şey burun gibi. Güzel anlamda demek istedin galiba okka der. Güzel anlamda demek istedim sen. Yanlış anladın. Hepinizin kim öyle? En sevmediğim nedir? Yanlış anlaşılma. Hiç sevmem. Benim. Nereliydin çok sen? Yemin ederim orijinal. Ben Ankara'da. Okay. Ben herkes için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Mesela benim abim nerede Ankara'da yaşıyor örnek veriyorum. Oraya alışan insan soğuk ya soğuk bir memleket. Ben çok sevmiyorum. Ama insanlar açısından değil de sanki insanlara da biraz soğuk gibi geliyor. Hayır, şöyle bir durum var. Herkes için geçerli sana değil yani. Tenzih çok Ankara'da şöyle bir söz vardır. Ayazlı sert insanı mert diye. İşte ön yargı tam olabilirim ama yani. Ama şimdi senin oluşturduğun paradigma var ya. Mesela gidiyorsun orada birkaç kişiyle tanışıyorsun. Orada bir paradigma oluşuyor sende. O paradigmaya göre o şehri planlayamayız. Mesela Eskişehirliydin değil mi? Eskişehir'e gittim. Mesela orada bir insan bana kötü davrandı. Şey mi diyeceğim? Eskişehirliler kötüdür mü diyeceğim? Yani, hayır evet, o anlamda değil. Belki de ben öyle karşılaşmadım. Bir ön yargı olmuş olabilir aynen, yani aynen, ben. Hani kırılsın istiyorum zaten bunun. Kırarız değil mi? Ben o kolay şey ya. Mesela gidiyorum tamam. Ankara'da yürüyorum. Yani birazcık da vücut var, dikkat çekiyor, dövme falan. Yani hepsi böyle dövecekmiş gibi falan belli bakıyor. Ve çok sertler inanılmaz değil İnanılmaz sert bir mizahları var. Yok ya şimdi. Aslında bunu anlatmak istemiştim. Şimdi tabii biz onlarla iletişim kuramadığımız için sizin kesinlikle gibi düşünemiyoruz. Aynen. Ama şimdi ilk görünüm falan olarak, gözlem olarak da ben katılıyorum kendisine yani. Siz şimdi çok güzel tarif ettim. Ben biraz evet, kendim tarif ederken zorlanırım burada. Ön yargı yapıyorsunuz. Biraz i̇şte, sohbet evet, muhabbet ettiğinizde, olabilir, insanlarla iç içe orada bir vakit geçirdiğinizde. Evet olabilir. Nasıl samimi olduklarını anlarsınız. Olabilir doğru. Bizden anlayacaksınız siz ya. Sıkıntı olmaz. Şimdi düzelteceğiz oralar. Oralar biz. Beğendin mi? Ankara'yı meşhur edeceksin ya. Gülcan meşhur da. Ankara'yı meşhur Atatürk etti ya. Biz etmeye gerek yok orada. Üstündeki mart şey rengi mi? Hayır. Ne rengi o ya merak ettim ben. Yavru ağzı. Şu an ona baktım. Yani. Odaklandım böyle bakayım böyle sen öğrenmek istedim. Sen Gülcan'a bayağı odaklandın. Orada, şu an tam karşımdasın. Sen hep oradasın zaten kanka. Misafirliğe gitmiş çocuk gibiyim. Ne yapacağımı şaşırdım. Az önce öykede bende kal diyordun. Ne oldu?
Neredeyim? Biz de. Ülkede bende kal diyordum. Yay burcu. Sen ilgiyi çok seviyorsun. Efendim? Pardon, ilgi üzerinde olsun istiyorsun. Gösterin o zaman. Göstermeyi seviyorum. Olmazsın. Gösterin ilgi. Allah aşkına konuşmasanız da ne yapacak? Biz kale almayız. Ağlar ama köşeye git. Ciddiyim harbiden. Ne renk o ya? Yani ben turuncu diye yavru almıştım ama yavruaz narçiçeği değil, narçiçeği böyle olmuyor bu renk. Bence narçiçeği. Narçiçeği budur yani, bu renktir narçiçeği. Narçiçeğiyle alakası yok. Açılabilir. Senin üstünde olduğu için senden şey yapıyorum. Yani doğrusunu sen biliyorsun, sen giyiniyorsun sonuçta. Allah. Oğuzhan ben de bilmiyorum hangi renk olduğunu yani. Güzel ya şu an ne önemi var? Oğuzhan. Hangi renk çıkarsa çıksın ne önemi var? Gerçekten şu Oğuzhan'a ne yarar var onunla ilgili? Kızlar meraktan sordum yere toplandı. İlgi istiyor ya. Hani mesela ya. Vermiş olduğum cevap seni nasıl tatmin edecekti? Ya da aldığın cevaptan ne çıkardın? Şöyle öğrenmiş olacaktım rengi ve arkadaşlar da öğrenmiş olacaktım. Senin üstündeki ne renk? Muhabbet. Bura benim üstümdeki süt kahvesi gibi bir şeydir. Süt kahvesi. Süt kahvesi olabilir mi kanka? Süt kahvesi. Duyar mısın? Sizce ne? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar normalde yay burcu böyle değil. Hani onu bakarak çekiyor. Sen kendini yaylaştırmayacaksın. O yükseleni taşıyor belli ya. Neyi taşıyorum? Yükseleni taşıyorsun sen belli. Yükselenim ne? Yok ne direkt ya. İşte. Bunu senin bilmen lazım. Sen belki yükseleni taşıyor ben olabilirsin. Ben doğum saatinizi biliyorsanız bunu, bir dahaki konuşmamızda sizlere söyleyeceğim. Öyle mi? Onu taşıyorsun evet o zaman. Hiperaktif alakalı. Merakla bekliyoruz. İnsanların neşelisinden ve konuşanından zarar gelmez. Susanından ve sinsisinden zarar gelir. Bu da böyle bir bu lafı hiçbir zaman unutmayın. Bu da böyle bir yazın kenara. İleriki zamanlarda boş konuşmamak lazım tabii. Bayanlar. Soner hiç konuşmadı kardeşim biraz. Aga olsam dinle mi kafamı açtı. O kadar haklı ki. Dostum geldiğinden beri verirsen adamım. Dostum buyur. Ortam seni. Yarım saattir sorguluyor herkes. Sen de at kendini ortaya konuş. Yani sen bir tılsımsın. Oğuzhan nasıl gelirsin tılsım inşallah. Falan. Çiçekçi. Konuş hadi sıra sende. Herkes şeyden mi diyor? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz aslında. Çok şıksınız. Nasılsınız? Teşekkürler siz de öyle. İyiyiz. Teşekkürler. İyi sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Nasıl buldunuz evimizi? Muhteşem. Gayet güzel. Çok güzel. Şık ve dekoratif. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok mersi. Serin. Siz kendi aranızda biraz sohbet etme şansına sahip olduğunuzu anladığım kadarıyla. Bir ufak tanıştık. Evet. Neler hissediyorsunuz birbiriniz hakkında biraz merak ediyorum aslında. Yani Oğuzhan hakkında hiç kimse güzel bir şey hissediyor. Renklere çok dikkat ettiğini öğrendik. İyi bir şey mi bu kötü bir şey mi? Çok bilemedim. Biz de bilemedik. Şöyle. Bir işe yaramayan bir bilgi. Anlayamadım. Şöyle açıklayayım. Arkadaşlara konuştum. Konuştuklarım herhalde onlara değişik geldi. Hepsini övdüm. Kendimi övdüm. Gömdüm. Önemli. Tabii karşımdakinin tarzına bakarak konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden kimine güler yüz, kimine farklı gelebilir. Ama şeyi anlayamadım. Renklere göre dedin ya, giydikleri kıyafetlerin rengine göre. Gülcan arkadaşımız değişik bir renkle duruyordu. Merak ettim. Rengini sordum kıyafetini. Evet. Neymiş? De, ne renkmiş? İşte. Cevabını vermedim. Ben de sordum. Cevap verdiğim cevap seni nasıl tatmin edecek? Hani bu bilgi senin ne işine yarayacak diye kendisine tekrar bir soru yönelttim. Peki. Ya bu şekilde bir diyalog oldu. Ama enerjilerini sevdim ya. Güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben şundan yanaydım. Güzel sahip. Demin arkadaşlara da açıkladım. Şaka gibi. Çok konuşan güler yüzlü insanlardan korkmayın. Susan ve sessiz insanlardan çekinin. Ama neden? Ben mesela sessizce önce bir izlerim, gözlem yaparım. Ben... Ondan sonra konuşurum. Yani sürekli konuşan lak 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 hiç sevmem. Ben de. Yani zamanla birbirimizi daha yani iyi tanıyacağız. O kadar çok konuşuyorsun ki diğer arkadaşların sesini duyamadın. Ben dedim beni karşılama oturttum. Sen kendini oraya oturun. Sanki onlar benim kız istemeye gitmişim karşımda. Yani farklı bir aile. Hepsine bir cevap veriyorum. Siz yan yanasınız diye tek benim suratımı gördüğünüz için o yüzden... Bütün diyaloglar bende. Ne anlatıyorsun? Ama kalpli konuşuyorsun. Sen ne anlatıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen konuşmayı seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet biliyorum. Konuşarak ve gülerek karşı tarafa daha iyi pozitif mesajlar verdiğini mi düşünüyorsun? Yani şöyle, insanlar birbirlerini zamanla tanır. Ama ben kendimi böyle daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Ben içim dışım bir. İçimde kötülük barındırmayan, ağzımda ne varsa onu söyleyen bir insanım. Kanka kendini yorumlamamı da bırakmıyorum. Aynen. Tamam. Şimdi bu evde sizleri çeşitli sürprizler bekliyor biliyorsunuz herhalde. Bilmiyorsanız da şu anda benden öğrenmiş oldunuz. Her gün çeşitli oyunlar oynayacağız. Bir tanesi bireysel oyun olacak, bir diğeri de takım oyunu olacak. Bu durumlarda tabii ki sizin hem yetenekleriniz hem bu oyunlardaki iddianız
hem de aynı zamanda biraz da herhalde isteğiniz çok daha etkili olacak. Takım oyunlarında kurduğunuz takımların çok etkili olacağını herhalde söylememe gerek yok. O yüzden aslında oyunu bilmeden bile kuracağınız takımlarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Belki bazen arkadaşlarınızı takımınızda dahil etmemek zorunda kalabilirsiniz. Bu gibi stratejilerin hepsini yapabileceğinizi düşünüyor musunuz, inanıyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Her gün oyunlar oynanacak biliyorsunuz. Her gün bir kişi eleme potasına girecek ve cuma günü de bu eleme potasındaki insanlardan, isimlerden bir tanesini, yani arkadaşlarınızdan bir tanesini aslında sizler eleyeceksiniz. O yüzden aslında biraz böyle arkadaşlıklarınızın da tehlikeye girdiğini de gördüğümüz zamanlar olacak herhalde büyük bir ihtimalle. Kimseye güvenemeyeceğinizi göreceksiniz belki de çoğu zaman ve haftanın sonunda da kimin eleneceğine yine sizler karar vereceksiniz. İddialarınızı öğrenmek istiyorum. Benim ismim Oğuzhan. Evet. Lider ruhluyum. Evet. Yani becerilerim mesela. Becerilerim şöyle, yönlendirici ve plancı tipim. Tipim. Hemen hemen her işte %75-%80 iyiyim. Her işte. Evet. Mesela yemek falan. Mesela şöyle, yemek dersek turizm işleriyle de uğraştım. Evet. Yemekte bekar hayatta yaşadım üniversite hayatında. Yani kendimize, hayattayım diyorsun. Tabii. Hayatın öğrettiği şartlardan dolayı mecbur. Peki. Her şeyi çözdük. Peki. Bir de Ceren'e sorayım. Ben şöyle, şimdi haftalık ödüller var, evet. Evet. Çok güzel. Ama benim direkt gözüm büyük ödülde. Ve beni eleyebilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Eleneceğimi de asla düşünmüyorum. Ben anca elerim sizi. Aha. Başka bir de çok lider özellikliyim ya ben. Hani buradaki herkesi kontrol altına alabilirim. İyi anlamda mı söylüyorsun bunu yoksa? İyi anlamda, kötü anlamda. Tamam peki. O zaman Yağız sen. Rekabet ortamında hep biri kaybeder. O kaybeden biri ben olmayacağım diyorum. Yani kendime güveniyorum. Böyle midir genelde hayattaki? Ben biraz rekabet severim. Yani yarış severim. Elime attığım her işte iyiyimdir yani. Oyunlarda falan? Oyunlarda da severim. Oyun oynamayı severim. Koordinasyonun falan iyi midir? Koordinasyon... onun için şu an net bir şey söylemem ama kendime güveniyorum. Elime attığım şeyi beceririm. Peki Murat sen? Teşekkür ederim. Şimdi takım sporlarında ve ben bireysel branşlarda çok bulundum. Birazcık mücadeleci bir yapım var. Yani fiziksel olarak bütün erkeklerden kendimi üstün görüyorum bence. Öyle görüyorum şu anda. Mentor olarak... Yani görüntüyle güç açık. Görüntü olarak çok hazırım. Murat da geri kalkıp bir ihtimalle ama yani başını salladın ama haklısın abi manasında. Kesinlikle öyle, ben saygı duyuyorum. Kendime güveniyorum bu konuda. Lider vasfında kendimi yer ediniyorum. Bunun için de çabalayacağım. Yani analiz kısmında da iyiyim, yemek konusunda da iyiyim. Ya peki mesela tamam, sen kendini biraz böyle daha üste çektin, evet. Arkadaşların, erkek arkadaşların arasında bu arada kızlar, kusura bakmayın. Mesela böyle kendine yakın, seni böyle zorlayacağını düşündüğün bir rakibin var mı sence içeride? Şu anda yok. Evet, o kadar inanıyorum kendime, problem yok. Ama bir bakmışsın bir tane kızı elemişsin. Sen mesela yemek yapamıyordun. Çok mücadeleci bir insandın, her şeyinin altına alabildin ama yemek yapamadığını söyledim. Şu anda benim gözümde bitti. Gibi. Gibi mesela. Kusura bakmayın. Tamam. Senin için yemek öğreneceğim. Lütfen, rica ederim. Evet. Ayda. Yani tam olarak sorunuz ne? İddialı mısın? Ben iddialıyım. Ben aslında benim önceliğim eğlence. Aha. Ve eğlenmek. Ha güzel. Evet. Eğlendirmeyi de seviyorsun. Kopya çekerek değil, mantığımla yaparım her şeyi. Yemekte de çok iyiyim. Her şeyde de iyiyim yani. Ama arkadaş ortamında da çok değer veririm. Arkadaşlarım için her şeyi yaparım. Önemli. Şu an kimseyi rakibim olarak görmüyorum. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Tanıdıktan sonra tabii ki de rakibim olarak göreceğim insanlar olur. Zamanı bırakıyorum yani şu an sadece. Peki mesela bir lider olduğunda, eğer ya oyunlarda lider olarak bir görevin olursa, o zaman arkadaşlarına mı daha çok ayrıştıracağın anlamına geliyor bu? Şöyle, ben çok soğukkanlı bir insanım ve kriz anını çok iyi yönetebilen bir insanım. Yani durum ne gerektiriyorsa onu yaparım. Tamam. Öykü? Dediği gibi arkadaşımızın da hiç kimseyi ben de rakip görmüyorum. İlerleyen süreçlerde zaten bunu göreceğiz hepimiz tek tek. Peki. Anılcan? Merhabalar. Sen çok neşeli girdin içeri. Onu evet, fark ettim. Neşeliyimdir anına göre. Her anına zaman göre peki. Evet, şu an biraz ortam kasıntı gibi oldu da. Şu an açarız tekrar onu. Ya ben kimseyi rakibim olarak görmüyorum. Şöyle ki, bence bir insanın rakibi sadece kendisidir. Bir önceki günkü ben. Benim için rakip o. Güzel. Dilara, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben şöyle anlatayım. Ben başarıyı seviyorum. Hayatımda hiçbir zaman ne üniversitem ne lisem bile okul birinciliğiyle bitirdim. Benim tutkum başarı.
Ve burada da yani yanlış anlamasın kimse, isterse de anlasın, çok umurumda değil. Şöyle söyleyeyim, beni burada bastırabilecek tek bir karakterin bile olduğunu düşünmüyorum. Her konuda, yani zamanla zaten belli olur. Aslında insan anlattığı değil, yaşadığı kendisidir. Zamanla anlaşılır, o yüzden sıkıntı yok. Özellikle bunu söylerken Ceren'e doğru baktığın için aslında biraz merak ettim. Hayır, bir alttan gülümsemesini gördüm ve komik geldi, o yüzden baktım. Daha çok gülersin o zaman. Evet, sana mı? Çok aşkım, çizgi film çekmiyoruz burada. Yarışma programı burası. Tamam. Yani çok iddialı olmana gerek yok, bellisin çünkü. Sen de bellisin hayatım. Tamam, her şey ortada, merak etme. Hadi yavrum. Peki Soner. Benden akıllı insan sevmiyorum zaten. Çok akıllı olduğunu mu düşünüyorsun yani, peki? Dilara'nın dediği gibi az önce, karakter deyince seni almayacağız, merak etme. Sana söylemedim. Arkadaşımız da kendi fiziğine güveniyor ama evet, fizikle yürümeyecek her şey. Burada Dumbledore'da halter kaldırmayacağız. Sen zekanı güveniyorsun. Zaten. Yani, sonuç olarak soru soruldu, cevap verecek. Bana karşı saldırı mı yapacaksın? Ya ben burada egomu yaraştırmıyorum. Benim savaşım aynayla. Ben fiziksel olarak ve mental olarak kendim buraya hazır hissediyorum. Ve lider vasfımı da elimde hissediyorum. Yani o liderlik vasfı da bence herkeste var ama. Sorun değil, mücadele edeceğiz yani sonuçta. Dediğim gibi ben akıllı insan sevmiyorum. Ben hepsini çok rahat eleyelim. Zeki anlamam ayrışacağını düşünüyorsun bu yani, arkadaşlar arasında. Zeka, strateji. Yemek desen yıllardır tek başıma yaşıyorum. Hepsini yaparım teker teker. Tek başına yaşamak demek yani aslında yemeği yani başkasıyla paylaşmıyorsun. Sen yiyorsun yani sürekli sonuçta. Başkaları yediğinde acaba ne düşünecekler yemeğinle ilgili? Yani hepsini beğeneceğini düşünüyorum. İyi ben. Peki, tamam. Peki. Çok rahat olacak o yüzden. Tamam. Gülcan. Kendime %100 güveniyorum her konuda. Tamam. Güneş, sana en son söz vermek istedim. Çünkü sen galiba öğretmensin. Doğru mu? Evet. Peki. Hatta meslektaşız. Evet, Murat da öğretmen ama ikimiz de mesleklerimizi yapmıyoruz şu anda. Ve ikimiz de Tunceliyiz. Evet. Aynen. Herkese selam olsun. Evet. Arkadaşlarını inceleme şansına sahip olmuşsundur herhalde. Evet. Tabii ki önce iddialı olup olmadığını soracağım sana. Burada çok eğlendim aslında izlerken. Çünkü böyle bir ego savaşları var şu an gördüğüm kadarıyla. Bence herkesi göreceğiz ve bu ilk konuşmalar unutulmasın. Çünkü çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Özellikle böyle kendini çok üste gören arkadaşlar bir anda dibi boylayabilirsiniz. O zaman sadece gülümseyeceğim diyebilirim. İddialı bir açıklamaydı. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Aslında her zaman ilk tartıştığınız yani tanıştığınızda da sevmediğiniz insanlar gelecekte bazen dostlarınız haline gelebiliyor. O yüzden hiç böyle bence ön yargıyla da yaklaşmayın birbirinize. Çünkü daha sonra belki de takımınızda ihtiyacınız olacak bu arkadaşlarınıza. Ya da eleme potasına girdiğinizde bu insanlara karşı herhalde büyük bir ihtimalle daha önce bu lafları etmemiş olmayı da dileyeceksiniz diye düşünüyorum. Nacizane fikrim. Bence güzel bir sohbet oldu bu arada. Hem evet, kendi aranızda yaptığınız sohbet evet, hem benimle yaptığınız sohbet için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ilk oyunumuzu oynamak istiyorum ben. Daha fazla sizi de heyecanlandırmak, bekletmek de istemiyorum. Oyun alanında sizi bekliyor olacağım. Tamam, siz isterseniz biraz hem biraz daha kendinizi, birbirinizi daha çok tanımaya devam edebilirsiniz. Kısa bir süre sonra alanda görüşürüz. İlk oyunumuz oldukça eğlenceli bir oyun. İsmi de Kayan Masa. Senden daha iyiyim ama şu an farkındaysam. Bu oyunun bir amacı var sonuçta. Bu taşların hepsini ben de burada bırakmayı biliyorum. Kendi düşünemedi diye kıskandım. Şakşakçılar ya bunlar. Boş tenekeden çok ses çıkar arkadaşlar. Bu hafta evet, net eğleneceksin benim ya. Bu arada evet, o eğlenecek, ben eğleneceğim. Çok net söylüyorum. Arkadaşlar ben anladığım kadarıyla kimse kimseyi rakip görmüyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar böyle düşünürseniz düşünün, sonuçta bir rekabet olacak. Hepimiz birer sonuçta rakibiz. Herkes herkesin takım rakibi da olacağız. Rakip de olacağız. O yüzden ben hepinize başarılar dilemek istiyorum. Öncelikle. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Herkesi. Başarılar. Bir kahve yapalım. Hadi gel. Ne? Kahveye. Ya güneş de gelsin. Hadi gel. Tuzlu. Size yapmıyoruz. Şimdi aranızda en iyi kahveyi kim yapıyor? Başka kanka ben kahve desin, yapmayı bilmiyorum. Makine yapıyor kanka. Açık konuşayım bilmiyorum. Kanka önce makinenin şeyini kanka, ben dolduruyorum. Kahveyi de yapamıyorsan sen ne yapacaksın? Ya izlenim olarak herkes gayet iyiydi ama yani bazı tabii ki sorunlar ortaya çıkacak gibime geliyor. Dilara bir de Ceren. Evet Dilara. Yani biraz daha böyle bir üst perdeden bakıyorlar. Oğuzhan Allah arttık. Biraz geldiğimizden beri konuşuyor artık yeter. Evet çok fazla. Çok konuşuyor, her yere çok zıplıyor. Biraz daha zamanla sanki daha da çok biraz zıplayacakmış. Biraz güneş adaletli gibi duruyor. Evet. Yani güneş biraz, biraz adaletli gibi evet, duracak. Evet. Ayda falan çok böyle şey değil. Rakip olacak türde biri değil zaten.
Yani onun dışında yani şu anlık bir şey yok. Daha ilk gün zaten. Evet, ilk gün. Kendime rakip görmüyorum ama Burak'ın bence bir lider vasfını taşıdığını falan zannetmiyorum. Ben de öyle. Çünkü yani lider dediğin bir özelliği alıp yani en tepede olmak zorundasın. Yani herkes sana uyacak, iyi analiz yapacaksın, iyi koşturacaksın, herkes iyi çözüm isteyeceksin, güzel bir süzgeçten geçirmelisin. Yani bunu bir rekabet olarak değil de gerçekten kendimle onu güçlü bir karakter olarak edinmiş insanların bence lider olması lazım. Sen veyahut da ben veyahut da bir başkası hiç fark etmez. Sadece o güçlü iradeyi göstermesi lazımdı bence. Yani, bence de. Bana öyle geldi. Yani onun dışında benim şu an çok gözüme kestirdiğim biri yok. Yani Oğuzhan kızı... çok konuşuyor. Oğuzhan çok konuşuyor. Ama biraz enerjili insan. Yani biraz güzel. Enerjili insan. Biraz daha zamanla yani sanki. Ayda falan biraz daha çok sessiz. Çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum burada da. Evet, birazcık hareketli değil. Yani o Dilar arkadaşımız böyle biraz şey gibi. Evet. Çok adaletli olmayacak gibi. Hı hı. Ceren. Ceren de aynı şekilde. Ceren, İlk konuşanlardan biri Ceren'di zaten. Evet. Yani Ceren de çok bir şey bildiğini zannetmiyorum. Aynen ama. Öyle. Yani yarışmada göreceğiz. Ya sonuçta burada bir yetenek söz konusu. Yetenekler yarışacak. Sözler değil. Yeri geldiği zaman. Yani yemek zaman yapacağız, zeki oyunlar oynayacağız. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Yani Burcan'ım konuşuyor. Yani Ayda bir yere dalmış gidiyor. Evet, evet. Çok kendini veremedi gibi. Kendine gelmesi lazım ya. Gelmezse evet. Zaten eleme potasına gider. Kesinlikle. Ya sonuçta burada bir yetenek yarışması ve enerji sanki. Yani. Birbirimize ne kadar iyi hissedersek sanki daha iyi bir ekip olup daha sağlam oyunlarda daha ilerleyebiliriz ekipçe, daha uzun zaman ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. Yani zaten bunu bütün takım arkadaşları da fark etmiştir Ayda'nın uyduğunu zaten. Evet, evet. Yani ona göre adaletli bir seçim yaparlarsa potaya zaten yüksek ihtimal. Genelde zaten ya Ayda gider ya da Oğuzhan gidebilir bence. Genelde zaten yay burcu olduklarını söylediler ve adaletten bahsettiler baskınlığı. Yani onu çok adaletli olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani özellikle Oğuzhan. Evet. Çok böyle yön değiştirecek gibi duruyor. Aynen öyle. Çünkü bir oraya sallıyor, bir oraya sallıyor. Evet. Karşımdaki insana göre şekil alırım diyor. Ondan sonra bahsettiği şey yaşa göre oluyor. Yani çok çeviri farklı yok konuları. Evet, birazcık yani yüksek ihtimal kurtarıyor gibi. Öyle yarışmada kim önde çıkarsa onun yanında daha çok yanaşacak gibi duruyor. Yaklaşacak gibi duruyor. Yaklaşacak gibi duruyor. Evet. Yani. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. İçeride bayağı bir ses var. İçerisi hareketli. Bir bakalım. Bir bakalım gidelim. Bir şey soracağım size. Var. Yaklaşın. Sağ olun. Sevmediğiniz oldu mu içeride? Bence senin oldu gibi. Zaten o yüzden. Ceren hoş geldi. Kimin dikkatini yapıyorsunuz? Biz henüz başladık, yeni başladık. Efendim, tam zamanında geldi. Ceren bence ne dediğini tam olarak hatırlamıyorum. Gerekli bilgileri aklımda tutuyorum. Ama her insan rakip olarak gördüğünün üstüne çıkmaya çalışırmış. Ben biraz öyle düşünüyorum. Beni kendine rakip mi görüyorsun? Bence beni kendine. Ya rakip görmese bile karakter ben olarak. Ben şeye takıldım ya, dedi ya ne olduğumu belli. Ne demek istedim? Evet, evet. Orada ne demek istedim? Daha iyisi olduğumu görünce analiz. Muhtemelen ezmeye çalıştı. Ama beni bastırabilecek bir karakter değil. Çok. Yani ama şöyle mesela sen söyleyeyim, ilk cümleye giriş yaptığında ben de sana böyle bir kıllandım. Beni karşısına alarak çok şey en girmedi büyük. Girmedi mi? Hayatının en büyük hatasını yaptı. Ki tamam. Kıllandım yani benden. Hayır, ha. İlk giriş yaptığında böyle sanki içten bakıyormuş gibi. Ama ben çok insanım ve beni tetikleyen bir durum olmadığı sürece ya, ben kimseye negatif beklediğini göstermem. O şekilde konuşmasaydı benimle ben de ona o şekilde konuşmazdım. Oğuzhan Allah arttık. Biraz ilgi istiyor, fazla ilgi istiyor. Evet, çok fazla. Çok konuşuyor, her yere çok zıplıyor. Biraz daha zamanla sanki daha da çok biraz zıplayacak. Biraz güneş adaletli gibi duruyor. Evet. Yani biraz daha adaletli gibi evet, duracak. Evet. Ayda falan çok böyle şey değil. Rakip olacak türde biri değil zaten. Ben de siz Ceren'le bayağı bir kapışırsınız gibi geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Öyle oldu ama ben Ceren'i çok sevdim ben aslında. Ben negatif insanlardan nefret ederim. Ama bence negatif değil. Sen niye öyle yaptı bilmiyorum sana ama bana mesela çok iyi ya davranıyor. Ben tamamıyla kanka, sen beni rakip olarak gördüğünden değil. Dilara bir kahveyi dökemediysen ben yemeği nasıl yapacağım da. Beni tamamıyla rakip olarak gördüğünden diye böyle yaptığını düşünüyorum. Bazen sevmediğim... Aşk onun kullandığı kelime çok ağırdı bence. Bence de. Senin aşk özellikle şey demesi falan. Ne olduğunu belli falan demesi.
ne demek istedi mesela? Ben orada derdim ne demek istiyorsun diye. Hayatım bana komik geldi kendisi. Bir tane alayım. Ben bu kadar çünkü ben insanların hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Yani kendini övmek çok saçma bir şey bu arada. Çok katılıyorum. Muhabbet ne kendini... oldu? Muhabbet ortaya çıkacak. Kimse boşuna laf yapmasın. Kendini yetersiz gören insanların sesi daha çok yüksek çıkıyor. Aynen öyle. O yüzden biraz Dilara'nın sesi ondan dolayı yüksek kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle öyle. Hayatım, Ceren, niye benden daha çok sana dert oldu? Ne oldu? Zorunda mı gidiyor? Dert olmadı ki. Bana bir şey demedi. Diyemez demek. Diyebileceklerinden korktun herhalde. Biz nereye gidiyoruz? Bilmem, şu an parçalandık, bölündük. Kız Ceren'e laf edemedi, bana laf etmeye başladı. Selam. Ceren senin yüzünden... Senin yüzünden bana bileniyor. Ne oldu? Bilmem. Bize kahve yok mu ya? Kutuplaşma mı oldu şu an? Ya gerçekten ilk günden. Ne oldu? Ne yaptıysan artık yani. Nereye oturayım ben ya? Ya bize ne dedim ne oldu? Afiyet olsun. Cidden kahveyi kim yaptı? Kahveyi ben yaptım. Güneş ne oldu? Sen burada bir laf attın, ben dedim ki ne demek istedi dedim. Sen bir konuşamadın, gerildin, kekeledin falan dedim. Gerildin dedim, yok gerilmedim dedi. Ne oldu, sana mı laf atmasından kim korkuyorsun? Yok bana niye laf? Mavili arkadaş mı? Dilara. Yani biz onun konusunu bile açmadık burada, o kadar silik gözüküyor. Konu hepinizdiniz yani. Zaten. Ya daha biz orada bir konuştuk çünkü bir şey geçti ya sizin yanında. Yo yo, çınladı bayağı. Ama ben de onu söyledim, ben çok sert bir giriş yaptım. Anlaşmadılar ki zaten. Ben şu an gergin görüyorum herkesi. Herkes öne çıkmaya, atılmaya çalışıyor doğal olarak. Ben de belki kendimi öyle yansıtmış olabilirim. Onun Ceren'in de öne çıkmaya çalıştığını düşünüyorum. Aramızda ufak böyle bir gerginlik... Biz de onu konuştuk zaten. Öyle mi? Gerginliğe benzer bir şey yaşandı. Öne çıkmaya çalıştığını, insanlar her zaman biliyorsunuz, tekrardan söyleyeyim, rakip olarak gördükleri, yani kendisini ezebilecek insanı üzerine çıkmaya çalışır. Zaten ona laf atmamıştım. Onun lafının üzerine attım ben. Sert girmedi mi? Yok, sen de öyle. Ama sen de bayağı anlattın. Hayır, ben ya, şimdi o da öyle kişisel yaptı. Olarak söylemedim i̇şte kimseye. Ama o kişisel olarak bana getirdi. Sonra ben onun lafının herkes... üzerine laf söyledim. Siz Güneş'le beraber oradaydınız üçünüz. Tartışma falan mı oldu? Buraya geldiniz. Hayır, hiç tartışmadık biz. Ben dedim ki hadi bahçeye çıkalım dedim. Sonra arkamı döndüm sadece. Ben Erdem'in peşinden geldim direkt. Zaten bahçede içelim kahve dedim. Şuranın bir tadını çıkartalım diye. Siz sanki Güneş'ten bir enerji alamadınız gibi. Yo, ben Güneş'i sevdim. Enerjisi güzel. Emin miyiz kızlar? Evet. Siz bir sanki ben orada bir ayrılma sebebi... Ben sevdim. Ayrılma sebebiniz sanki sen bir aldın Ayda'yı biz şu tarafa gidelim. Hayır, gerçekten dedi. Kendisi o tarafa doğru gitti. Ben ne bileyim, ben orada bir öyle bir sezdim sanki. Seviyorum. Güneş biraz daha böyle insanları izliyor. Ondan sonra evet, karar veriyor her şeye. Ve Güneş aslında çok yani eğlenceli bence. Siz tartışmadınız mı? Neşeli gibi duruyor ama. Hayır, tartışmadık Güneş'le. Hayır, Güneş'e siz... Şu an farkı olsanız onlarla beraber. Bir dakika, bir dakika. Evet. Soner'le evet. Güneş'e onlar sinsi demek istiyorsun gibi sanki. Yok. Sen sinsi dedi. Hayır canım, hala çıkıyor. Ben şu anda bu grupların bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Yok, konumuz şimdi konumuz gruplar değil. Bir dakika kızlar. Konumuz gruplar değil ki. Konumuz sizin Güneş'ten ayrı buraya gelmenizdi. Hani beraber kalktınız, hadi gelin kahve yapalım dediniz. Sonra buraya geldiniz. İkinizden niye hiç sormadınız bile oradan giderken? Dedim, bir baktık hiç... arkamızda yok. Bizim peşimizden yoksa... gelmek istemeyeni biz niye gel diyelim. Bir şey söyleyeyim, benim burada ismim falan geçti. Duydum ben onlar. Evet dedim. Ya ben dedim ki hani ne oldu dedim Ceren falan. Değil mi Ceren biliyorum. Bayağı sağ kulağım buradan olsun. Geliyordu yani. Evet. Çünkü Güneş bizi görmedi gittiğimizi ve bence de Güneş şu an orada oturmuş. Neden beni çağırmadılar diye düşünüyor olabilir. Ben Güneş gidip almak istiyorum aslında ama kendisi gelsin. Bence siz aranızda ne konuştuysanız şu an oraya biz servis yapıyor. Biz aramızda hiç kötü bir şey konuşmadık. Yok, kötü bir şey geçmedi Güneş'le. Ki arada. Kahve yaptılar, hadi evet, kahveleri alalım içelim. Evet, hatta aynı fikirdelerdi. Evet. Güneş o tarafa gitti. Zıtlaşmadık Dilara Güneş'le. Gildi bu tarafa ben geldi. Ben herkese biraz zıtlaşmıyorum arkadaşlar. Ama. Ben buraya zıtlaşmaya gelmedim. Sen niye oradan, siz niye kalkıp geldiniz oradan? Ne oldu biliyor musun? Ben dedim ki hani Ceren'lerinizin ne geçti falan. İşte ben onu kendime işte rakip olarak görmüyorum. Ondan sonrasında işte hani... Birkaç cümle falan söyledi. Şu an hafızamda yer vermedim herhalde, hatırlamıyorum da. Sonra ben dedim ki ama sen de çok sert çıktın. Hani çünkü ben de orada bir şey söyleyecektim. Hani bana söz hakkı sana verilecek denildi. Sonra sen girdin araya. Yani böyle herkesi böyle alt tabakada görüyormuş gibi konuştu. Kendi çok üstünmüş gibi. Ben dedim hani ben de dedim en başta sana dedim söylediğin şeylere ben de sinir oldum. Hani bunu söyleyince de ben böyle senden tarafmışım gibi oldu. Orada biz bir atıştık. Sonra laf ata ata bahçeye gitti yani. Ben çekinmişim sözde vesaire falan. Öğrenecek. Ceren ilk düşmanın hayırlı olsun. Öğretti. Direkt sana karşı mı böyle? Hani sen direkt... Yok hani böyle şey gibi bana böyle, bu defa bana da bilendi. Hani Ceren'ken Ceren'le Güneş oldu, anladın mı? Bak yeni bestim. Gördün mü?
Şu an herkes aynı mesafede birbirlerine. Şu an böyle mi hissediyorsunuz? Ben böyle hissediyorum. Peki olacağız. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Güneş orada sizin hakkınızda Güneş'le ilgili bir şey. Konuşmuyor yani, konuşmuyor. Hakkımız. Konuşmuyor. Neyine iddiaya girelim? Bence konuştu. Konuşmuyor. Bence konuştu. Bence en fazla Ceren'le benim ufak bir tartışmamın konusu hakkında konuşmuş. Hatta Ceren'le ikili bile olmuş olabilir Güneş şu an. Ben zannetmiyorum. Yani bir yarış var sonuçta. Evet. Sonunda doğru. Evet Güneş, sonunda geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bana laf atıp giden sensin. Ne? Ne dedim ben sana? Peki Güneş, bir şey soracağım sana. Hemen bir şey sor. Orada, teker teker arkadaşlar. Orada Dilara ile Ayda hakkında bir konu geçti mi? Ayda ile alakalı bir şey geçmedi. Dilara ile ilgili. Ama demiştim. Benim yani. Bizim hakkında konuşmuş olabilirler. Demedim. Siz ne konuştunuz? Ben onu merak ediyorum. Ben sana hangi lafa? Ne dedim ben böyle sana? Böyle sanki ben Ceren'den çekiniyormuşum tarzında şuradan gelirken bir şeyler söylüyordum da tam duyamadım, bir daha söyle istiyorsan. O zaman madem duyamadığın şeyden niye alınıp oraya gittin? Hayır canım, sana söylemesinden mi korkuyorsun tarzında bir şeyler söyledim. Ben mi yanlış hayır, anladım? Hayır, şöyle dedim. Hayır. Dedim ki ben bu kadar üzerime alınmadım. Sen niye bu kadar dert ettin kendine? Ben bir şey dert etmedim ki, sana sadece soru sordum. Dedim ki mesela burada ne demek istedi? Bana aynısını söylese ben böyle tepki vermezdim. Yani. Tamam, emin ol aynılarını yaşayacaksın. Ne alaka şu anda? Emin ol aynı şeyleri Ceren'le olmasa başka insanlarla yaşayacaksın. Düşünsene Anıl, ben sana şey diyorum. Diyorum ki sana mesela Murat dedi ki ya senin ne olduğun belli oluyor. Murat sana ne demek istedi? Dediğimde ben şey mi olmuş oluyorum? Hani Ceren'ci mi olmuş oluyorum? Hayırdır? Biraz da bizim arkamdan modumuz yerine geldi. Arkamdan konuşacaklarına yüzüme konuşsunlar. Ceren geliyor. Şu o sıra. Hayır Ceren duydum. Evet. Ceren diyeceğim. Dedim ki. Sen buraya otursun. Arkamdan konuşacağınızda yüzüme konuşun. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Evet. Ama saygı olmak zorunda. Saygı duyacaksın. Bir ortamdaydı. Ben de kimsenin, yani, ne kimsenin fiziksel özelliğiyle dalga geçerim, ne kimse benim fiziksel özelliğiyle dalga geçerim. Asla. Olması gereken. Yani her zaman şunu söylüyorum, herkes babasının oğlu burada. Herkes herkese bir şey diyebilir ama evet, kesinlikle o saygıyı bozmayacak. Tabii kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Hayatım, arkamdan konuşacağına yüzümle konuşabilirsin. Yani senin gelip orada konuşmanı tercih ederdim ama dedim büyüklük bende kalsın, ben geleyim konuş. Zaten büyük olduğun için büyüklük sende kalsın hayatım. Problem değil. Ben senin yaşın kaçtı? 22 hayatım. Senin. Doğru. Senin. Neyse, gezersin artık böyle böyle. Yok, senin. Benim ya, büyüklerine karşı saygılı ol o zaman. Ha, büyüğünmüş ya. Evet, saygılı ol. Bayağıştan vuruyorsan büyüğüne karşı saygılı ol. Ben zaten sana söyledim, bir saygı çerçevesinde konuşalım. Instagram'da modelliğin dışındaki mesleğin ne? Instagram modelliği mi? Hani modelim demiştin ya, yanlış duymadıysam. Instagram modeli miyim dedim, evet, ben? Evet öyle söyledin ya, modelim, hani bir sosyal medyayla uğraşıyorum. Sen fanımsın sanırım. Öyle söyledin oturduğumuzda hayatım. Neyse, bu konu konuştukça uzayacak. Burcu Hanım'ı çok beklettik. Bence oyun alanına geçelim. Bence de. Biraz hareketler lazım. Şu anda söylediğin en mantıklı cümle buydu bu zamana kadar. Yeniden birlikteyiz. Arkadaşlar, oyun alanımızdayız. Evet. İlk kez oyun alanındasınız. Burada çok vakit geçireceğiz bu programda. İlk oyunumuz oldukça eğlenceli bir oyun. İsmi de Kayan Masa. Neden Kayan Masa birazdan göreceksiniz zaten. 5 atış hakkınız olacak. Zaten görüyorsunuz, numaralarla da belirlenmiş alanlar. En uzun olan alan 1 puan demek oluyor. 2 görüyorsunuz. 2 puan alacaksınız o bölgeye atarsanız diski. 3. gördüğünüz gibi yine aynı şekilde 3 puan alma şansına sahip olacaksınız. Ama göründüğü kadar kolay değil çünkü bazen kendi diskinize çarpıp dışarıda atabilirsiniz. Dışarı attıysanız bu arada şansınız sona eriyor. Tekrar söylüyorum. 5 disk atacaksınız ve sadece 20 saniyeniz olacak. 20 saniye. Çok azmış. Bence gayet iyi. Biz oynadığımızda böyle 10 saniyede bitirenler falan da oldu aslında. Yaparsınız siz. Yaparız. Mesela yapar bence. İddialıyım. Murat da yapacaktır herhalde diyeyim. Şimdi yönlendirmiş gibi de olmayayım ama iddialarınızı düşünerek biraz bunu şöyle öngörüyorum. Başaracağımızı umuyorum. Kızlardan bir tanesinin de başarılı olmasını ben çok istiyorum. Ben şeyden çok iddialıyım yapacağına. Ben de kesinlikle. Yani Ceren? Ceren'den eminim yapacak. Ceren'den eminiz. Güzel izlenim bırakmışım. Deneme hakkımız var mı? Çünkü kayganlığın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bence deneme hakkı mı?
Deme hakkımız yok maalesef. Ben şimdi birazdan deneyeceğim isterseniz. Evet. Olur, olur. Bu arada tabii onu göstereceğim ama ondan önce başka bir şey daha söylemem lazım. En yüksek puanı alan 4 kişi finale kalmış olacak. Ve onlar arasında da bir kez daha oyun oynanacak. Kaderimiz buna bağlı. Nasıl? Evet. Biraz öyle açıkçası. Tamam, birinci belli. Üç, öteki üç kim? Ceren'i çok merak ediyorum. Kaçıncı olsun? Önce Ceren'i yazmayabilir. Ya hayır, öyle değil. Normal sırasıyla. Odaya girip, yani salona girme sırasıyla, eve girme sırasıyla oynayacağız bunu. Öyle söyleyeyim. Şimdi eğer isterseniz, biraz daha yakından görmek isterseniz. Evet. Harika. Okey. Masa ama diskleri verebilirim isterseniz. Ağırlığını biraz anlamak açısından isterseniz bir deneyin. Bakın, tartın. Ağır bayağı. Oldukça kaygan bir masa. Ver bakayım. Ne yapalım? Deniyor lan. Beni sürekli kontrol ediyorsunuz. Bol şans. Ver onu. Sürekli kontrol ediyorum. Böyle. Demek ki biraz daha yavaş atacakmışım. Peki. Bu da çok yavaş oldu. Peki. Tamam. Böyle yapmayın en azından. Neyin yapılmaması gerektiğini göstermiş oldum size. Böyle değil. Ha, tamam. Aynen. Yani o zaman yerlerinizi alayım size. İki tur oynayacaksınız. En iyi puanları toplayan ilk 4 kişi finale kalmış olacak ve tekrar oynayacaklar. O zaman süreleri daha avantajlı olacak. Bunu söyleyeyim en azından. Bol şans diliyorum size. Teşekkürler. Eve giriş sıranızla oynatmak istiyoruz bu sefer. Olan bana alıyor. Öyle demeyelim. Ben de arkandan geliyorum. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Ayda hazır mısın? Süreni başlatıyorum. 3, 2, 1. Ama çok korkunç bir şey bu. Korkarak oynama. Cesaretli ol. Tam 2 puan. Tamam, var. Fena değil, tamam, okey. Senden daha kötü yapabilecek olanlar kaç da. Kaç tane attım ki ben? Bitti. Sadece 2 puanı var Ayda. Aldaki. Süresi. Murat. Evet. Seni alalım. Teşekkürler. Murat burada güç gösterisi de yok. Ne yapayım? Biraz orantısız güç olacak sanki. Hazır mısın? Evet, hazırım. 3, 2, 1. Çok hızlı kayıyor. Yapamadım. Yani çok hızlı gidiyor. Kimse yapmaz. Güzel. 3 oldu. Uf. Bravo. Bravo. 5 puan iyi, fena değil. Gülcan. Sıra sana geldi. Şu anda Ayda'nın 2, Murat'ın 5 puanı var. Bakalım sen ne yapacaksın? Çok hızlı gidiyor ya. Genelde biraz hızını ayarlamak... Oo, güzel. Çok hızlı gidiyor. O da güzel, boş ver. Üzülmüyoruz, devam ediyoruz. Hadi ya. Oyunu iyi öğrendin, en azından onu söyleyebiliriz. 4 puan da kötü puan değil aslında. Ama şu an onların hepsi orada olmuş olsaydı. Olabilirdi. Önemli değil. Üzülmüyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Güzel bence. Yağız, sıra sende. İzleyerek tabii de öğrenmiş olabilirsin bence. Yani şimdi ben hataları görerek en azından insan bir şeyler anlıyor neyi yap, ne yapmak gerektiğini. Zemin kaygan olduğu için net bir şey söyleyemiyorum. Hazır mısın? Evet. Dikkatli başladın, öyle söyleyelim en azından. 2 puandasın. Güzel. Daha iyi olabilir miydi daha sence? Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilir. Teşekkürler. İlk oyunumuz. Yağız'ın da 4 puanı var. Ceren, kendine inanıyorsun bence. Evet, ama ben belki strateji yapabilirim şu an. Bakalım, göreceğiz o stratejiyi. Ben hepsini birde bırakacağım. Bu da bir hiç yöntem. İşimi şansa bırakamam. Siz gibi. Nasıl yani, böyle olabiliyor musun? Yani işte. Bravo. Bravo. 5 puanın yeterli olacağını düşündü, olabilir. Abi. Evet, değil baktım. Mi? Tamam, peki. Çok olamadı. Bence bu hiç adil olmadı. Kendi ben düşünemedi diye kıskandı. Ben kendisine bu kadar güvenen, bu kadar özgüvenle başarırım, en iyi benim diyen bir kadından çok özür diliyorum. Gelebilir senden miyim? Senden daha iyiyim ama şu an farkındaysan. Yani geldiğimde çok güzel bir kendime güven, özgüvenli bir şekilde o 3'te mesela. O 3'e tutturmaya çalışırdım. Yani burada gelip strateji... Keşke benim puanımın üzerine geçecek de konuşsaydım. Sizin gibi yapamam deyip bu oyunun bir amacı var sonuçta. Bu taşların hepsini ben de burada bırakmayı biliyorum. Zaten kazanmaya değildi. Kendini göstermeye gelenler belli etti bu arada. Bu kadar özgüvenle. Ama ağlama, ağlama lütfen. Ağlama gibi bir şey. Ağlamıyorum burada, ağlamayacağım da.
Yalnız ya yapmış olduğun şey aslında bence benim düşündüğümü değildi. Sen düşünemedin diye kıskanıyorsun şu an. Evet yapsaydım. Kesinlikle ben bu yapsaydım ya. Kim tuttu elin ayağını senin? Bu tamamen bir strateji değil. Bir şey mi söyleyeceksin o zaman? Ben bir şey söyleyeceğim. Burak söyle. Sen mi? Gör lütfen. Yani yine. Ben burada Ceren'e atılan lafı çok yersiz buluyorum çünkü o da bir strateji yani onu yapmak istedi. Ben bunu gücüm kuvvetimle yapacağım demedi. İyisi olacağım dedi. Şu anda en yüksek puan eşdeğer 5 puan 5 puan aldılar. O zaman Burcu Hanım hepimiz birlikte şey yapalım. Garanti sen düşün ya ne kadar düşün ya. Sen yaptın ben de devamını getireceğim. Biraz kafanı yor bakalım. Teşekkür ederim sağ olun söz verdiğiniz için. Bana dedin değil mi? Teşekkür evet. Ederim. Tamam. Burak? Ceren... Ben düşündüm diye evet. Sürekli öyle konuşuyor ama Yağız da biz düşünmüştük bunu. Ya ilk bölümden kendim elledi çok mutluyum şu an. Şöyle söyleyeyim size şey Burcu Hanım. Az önce ben dedim ki anlamadım. Hepsini dedim aslında atmasak önümüzde bıraksak dedim. Sonuçta onu da kalıyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bir dakika. Çok onu da arkadaşa Burak'a söyledim ben. Bana dedi ki rakibine neden öyle bir şey söylüyorsun? Ama Yağız bunu en iyi uygulayan Ceren oldu bu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yani ben burada sadece beni kızlar kıskanıyor sanıyordum da erkekler de daha iyi. Seni kıskanmak, neden kıskanıyorsun seni? Ay sen niye kıskanıyorsun? Ya ben değil, ya ben değil. O kadar iddialı gelip şu anda fos çıkmana güldü erkek. Ben değil, seninle dalga geçiyor şu an. Ama anlayamaman çok normal. Zaten belli et, hani bana demiştin ya. Hani bana demiştin ya, sen kendini belli etmişsin. Çok mutluyum. Hadi bekliyorum, gel. Teşekkür ederim sözlerine. Estağfurullah ne demek? Burak sen ne yapacaksın çok merak ediyorum. Yaşayıp göreceğiz. Bileğini ısıttığına tabii, tabii. Göre galiba yani büyük bir beklenti yaratıyorsun İnşallah, bende. İnşallah. Tamam peki. Merak ediyorum. Geliyorum. Tamam. 3, 2, 1. Ah be. Yumaya karar verdi Burak. En azından emeğiyle. Bu arada bu çizgiye geldiği zaman zaten iki bunu tartışmaya gerek bile yok. Üç. Eline sağlık ne diyeyim? Teşekkür ediyorum sağ olun. Kolay bayağı değil göründüğü evet. Gibi. Doğru mu? Doğru. En azından peki. Taktik yapmadım. Okey. Bravo. Ay. Güneş hadi gel. Ben senden hiç böyle taktik yapmayacak bir şey seziyorum. Deneyeceksin bence en iyi yapmayı. Deneyeceğim. Tamam. Olabilir. Moral bozmuyoruz. Biraz daha yavaş atmamız gerekiyor galiba. Ondan biraz daha hızlı. Olsun tamam. Denediğim için evet. Tebrik ediyorum. Güneş dedi puan var. 3, 2, 1. Ya değilmiş. Hep böyle oluyor. Daha bakalım oyun bitmedi. Aa, çok güzel. Bakalım, güzel. Bakalım, bakalım. Hadi oğlum. Şunu lazım. Hadi. Güzel. Doğru. Çizgiye temas ediyor. Evet. Üçtedir, ikidedir, birdedir. Beş. Bravo. 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 Üç, iki, bir. Öykü de güzel deniyor en azından şansını. Onun ikisinin arası sanki. Ah be. Neyse. Dört puan. Şu an 6 puanla en iyi durumda olan Anılcan. İki tane beşimiz var, doğru mu? Ceren ve Murat. Oğuzhan, seni alabilir miyiz? Geliyorum. Bravo. Hazır, hazır mısın? Hazır olduğunda bana söyle. Şu anda... Hazırım. 3, 2, 1. Hayır, hayır, hayır. Ben diğerini de 3 olarak. Çok evet. Bravo. 3 oldu. 3'tür. 2 kişi. 6, 7. 7 oldu değil mi? Tabii evet. Bravo. 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 Demek ki her konuşan boş konuşmuyormuş. Bravo. Duydunuz mu? Ne dedin? Demek ki her konuşan boş konuşmuyormuş. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Sıra sende mi? Lütfen çok merak ediyorum. Hayatım en azından kaybedersem de hakkımla kaybederim. Problem değil. Oy. Hazırsak. Dilara. Bir tık daha yavaş deneyebilirsin tamam. Belki.
Bravo. Ama hayatım. Ortada bırak. Bravo. Bravo. Hayatım en azından hakkımla kaybettim. Ve kaybettiğin için. Bravo, helal olsun. Helal olsun. 3, 2, 1. Şans mıydı sence? Yüksek ihtimal. Güzel. Üç tane 5 puan alan yarışmacımız var. Murat, Ceren ve Soner. Sizleri tekrar oynatacağım. Murat, seni alabilir miyim? Teşekkürler. Bu oynayacak 3 kişi içerisinde en iyi puan alacak 2 kişi de finale kalmış olacak. Oğuzhan ve Anıl Can'ın rakibi olacaklar onlarda. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Hazır olduğunda hazırım dersen başlatırım. Hazırım. 3, 2, 1 başladı. Yavaş. Şu diğer taraftan. Olsun. Ceren direkt finale kaldı. Kameralar da baksın ama 2'nin çizgisine değdiği için ben bunu 2 olarak kabul ediyorum. Doğrudur. 3 puan. Ceren yine aynı taktiği mi uygulayacaksın acaba? Yani. Çok merak ediyorum. Kesinlikle garanti. Gel bakalım. Sonuçta 3'ü geçmem lazım. 4'ü buraya yapıp bir taneyi deneyebilirim. 3, 2, 1 başla. Bravo Ceren. Dağlayın. Bravo. Bravo Ceren. Bravo Ceren. Harika. Ceren çok iyisin. Yetenek yok. Bence bir tanesini şansa bırak. Çok zorlanıyorum ya. Bir tane. Yani bir şey söyleyeyim. Deneyince her şeyi ifade ediyor bence. O yüzden denemiyormuş. Nasıl yapacağız ablam bunu be? 3, 2, 1. Soner istekli. Çok iyi. Çok iyi. Yavaş. Çok iyi. Oh, yavaş be. At. Bitti. Görmüyorum. Harika. Murat'a veda eden bakışlar. Ceren, Anılcan, Soner ve Oğuzhan. Bu oyunun finale kalan 4 ismi oldu. Şimdi sizlerin arasında bir oyun daha oynayacağız. Aynı oyunu oynayacağız. Bu sefer şartlarınız biraz daha iyi diyebiliriz. Bana göre iyi. 8 tane disk vereceğiz size. En yüksek puanı toplamanız lazım. Kazanan olmak için. Ceren'le başlıyoruz. Ay, Ceren yine iyisin. Kazanan belli aslında. Neden oynuyoruz bilemedim şu an. Aa bak hep işte bu. Evet, İşte aşkım. Bu istediğim bu ya. Aynen. Hep kazandığımı bilmesi aynen güzel bir şey. Yetenek akıyor. Hayır ya. Bravo. Muhteşem. Neyse. 3, 2, 1. Hayır. Yavaş at. Yavaş at. Bence de. Süren de yok. Anılcan süren yok evet. Sakin ol. Ya bana karşı gelenlere bakar mısınız ya? Hepsi savunuyor. Çok iyi. Evet çok iyi. Niye ben oynarken böyle yapmadınız? Seni alkışladık ya. Sahne Anıl'da ya şu anda bir durum. Adamına göre sevilmiyorsun. Ay bunlar sevmesin zaten. Bravo. Bravo. Sen de gel istiyorsan bak bu arada. Sen de görmek istiyorsan. Geleyim. Çizgide. İki. Ama çizgide değil. Hemfikir misin benimle? Değil ya. Ama şöyle ittirelim. Değil. Yukarıdan da kesinlikle değil. Geldi zaten yani. Tamam. Kaç olduk ki? 6. 8. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel. 3, 2, 1. Ceren'in taktiğini uyguluyorsun galiba. Çok iyi. Bravo Oğuzhan. Bağlayıp bravo. 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 Dikkatli. Masada bırak ya Ceren taktiği gibi. Ay ne Ceren'miş ya. Bravo. Olay sendeysin de neyse. Nice. Olsun. Olsun. Daha var mı ya? Garanti olsun. Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. En azından Ceren'e veda ettiğimizi anlamış olduk böylece. Vallahi bir şeyler oldu. Vallahi bir şeyler oldu. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. 13. Tamam. Güzel bir sayı bence. Tebrik ederim. Teşekkür güzel. Ederim. Masayı hazırlayabiliriz. Tebrikler. Son oyuncumuza geldi sıra. Söner oynamadan önce bir kez daha hatırlatayım. Gel istersen bu arada. Ben uzun uzun anlatacağım çünkü. Anılcan'ın 8 puanı var ve Oğuzhan'ın da 12 puanı var. İşim biraz zor. Ceren'e veda ettik bile. Tamam. Hazır olduğunda lütfen söyle. Hazır. Güzel bir taktik bence. Nazar değil. Bravo. Odun kaybı iyi olacak. 6-7. Çizgidedir. 4. Kabul mü? 7. Teşekkür ederiz. Olsun. Bravo. Güzel. Bravo. Anılcan'ın 8, Oğuzhan'ın 12 puanı var. Ve bu bölümün kazanan iki ismi Anılcan ve Oğuzhan oluyor doğal bravo. Olarak. Teşekkür ederim. Desteklerimiz için de ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar. Hak edenler kazandı. Teşekkür ederim. Bu evde oynadığımız ilk oyundu. Ve aslında ne kazanacağınızı çok da fazla bilmiyorsunuz değil mi? Bu oyunu kazananlar evet. İşte Oğuzhan'la Anılcan oldu mesela. Ne kazandınız acaba? Ne kazandık? Ne kazandık? Bugün bu evde bir oyun daha oynanacak. O oyun için takımlarınızı yaratma şansı kazandınız. Hayır. Hadi be. Kimleri seçeceğiniz çok önemli. Anılcan ve Oğuzhan size söylüyorum. Çünkü aynı takımla bütün hafta devam etme ihtimaliniz de var. Oğuzhan birinci olduğu için ilk takımına seçecek kişiyi o seçecek. Ardından da Anılcan seçecek ve teker teker devam edeceksiniz. Tamamdır. Tekrar söylüyorum, çok dikkatli seçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ne oynayacağınızı bilmiyorsunuz. Bütün hafta bu takımla yola devam etme durumunuz da mümkün. Ben İlk seçimimi erkeklerden yapmak istiyorum. İstediğin gibi. Murat mı? Murat, evet. Tamam. Murat. Murat'ı seçiyorum. Tamam, ben Yağız'ı alayım. Peki, Yağız gel. Ankara'da. Tamam. Şöyle şuraya alayım o zaman seni. Enerjisine hepsinin güveniyorum ama bugün böyle biraz daha sıcak enerji hissettiğim Öykü'yü seçmek istiyorum. Peki. Güneş. Güneş gel. Anılcan'ın takımındasın. Şöyle biraz daha hızlı olayım. Süpersiniz. Sağ ol. Neçim hoş geldin. Aramızdan eksiliyordu. Oğuzhan. Burak. Oğuzhan hep bu arada. Aşkım sen buraya gel. Güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Anılcan sen de. Soner. Soner. Anılcan herkes bir olmuş. Evet ama işte. Beni savunsaydınız ben. Yine sabahtan belli enerjisine uyum sağlayacağımız kişi Gülcan. Ben seni de geldim. Oğuzhan Gülcan'dan yana kullandı şansını. Anılcan bakalım kim seçiyor. Ayda. Ya inadına yapıyorlar şu an ya. Hayırlı olsun be. Hayırlı olsun. Allah aşkına aynı şimdi takıma şöyle. Girmeyeceğiz ama çok mutluyum. Ben de. Zaten aynı takıma gitsek kaybederiz seninle. Hemen hemen kafamdaki takım oluştu gibi. Yanıma yakın olduğu için, yani yanımda durduğu için bence o hissiyatımı kullanmak istiyorum. Evet. Dilan ediyorum. Bravo. Peki. Ceren ben zaten seni seçiyorum. Ben seni seçeceğim. Bir şey söyleyeyim oraya gideceğim de çok korktum. Gidemezsin. Şimdi ekiplerinizi belirlediğinize göre zaten biliyorsunuz bir oyun daha oynayacağız. O oyunu oynamadan önce bence takım içerisinde de biraz daha kendinizi, birbirinizi tanıma şansı da vermiş olacağım size. Birazdan da günün diğer sürprizi, hangi oyunu oynayacağımızı size açıklayacağım. Oyun alanında görüşeceğiz. İnşallah. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Arkadaşlar buyurun. Bizim ekip. Arkadaşlar gelin. Aa, havalara bak. Ay şunlara bak. Gelmez. İyi, günün birincisiyiz. Takımı yani, şahanesi. Ya mekanı falan biri geldi arkadaşlar, boş gürültü. Tenekeden, boş tenekeden çıkar. Ondan dolayı hiç sıkıntı yok.
seni tebrik ediyorum. Muhteşem bir takım oluşturmuşsun. Teşekkür ederim. Herkesin memnuniyeti var. Hadi bakalım. Öykü. Adamsın. Öykücüğüm. Sana kalkamıyorum diye. Aa, çok iyi diyor. Gerçekten liderim, çok güzel bir takım oldu. Teşekkür ederim. Çok sağlam bir takım ekip oldu. Güzel. Kesinlikle. Enerji harika. Evet. Herkesin yüzü çok güzel gidiyor. Oluşması yani, gereken bir düşünerek şey, yapmaya bir şeyler çalıştım ama enerjinize inanarak hepinizi bir araya topladım. Size de inanıyorum, güveniyorum ki onların üstesinden geleceğimize de inanıyorum. Her türlü. Yani. Güzel, zaten birinci benim. Yani, birinci yani, biziz. Yani. Arkadaşlar, sizce biz hangi oyunlarda nasıl oynarız? Bence bu seferki oyun yemek gibi geliyor ya. Baksanıza evin yarısını mutfak kaplıyor zaten. Ama yemek de olmayabilir. Bence zeka oyunu olabilir. E peki karşıdaki rakipte güçlü gördüğümüz arkadaşlar var mı? Ya bilmiyorum vallahi, ben... Ceren kesin Dilara'yı çok güçsüz görüyor. Oğuzhan'ı bir kere Oğuzhan'dı değil mi adı? Oğuzhan mı? Abi Oğuzhan'ın şey çok konuşuyor mu? Bu kadar çok konuşuyor. Oğuzhan. Oğuzhan. Bak, Oğuzhan bence Oğuzhan iyi. Yani şey güzel. Oğuzhan ama el yeteneği. Bu zeka ile ilgili bir durum tabii değil ki. Şu an sadece bir tane oyun bir oynayacağız. Bir oyun oynamaktan, bir oyundan bütün her şeyi değerlendiremeyiz. Yani. Kimse kimse öyle hani haşır hışır sert diyaloglara girmesin ki karşı tarafı. Bu arada buradaki evet, insanların hepsi hata yapabilir. Hata kabul evet, edebilir. Yani evet, bizim amacımız bu haftayı evet, lider bitirmek. Elenme potasına girmemek. Olacağı aynen, için bu ilk yarışmada kim, yani ne yaptığımızı görebileceğiz o da var. Zaten önümüzde evet, daha uzun bir süreç var. Ya ben size zaman inanıyorum. Ben size şöyle inanıyorum. Sayılmaz zaten oradaki ben size şöyle inanıyorum. Zayıflar var evet. Hem fiziksel hem de yani biraz daha böyle ileri seviyede hani iyiyiz yani. Ha, o tarafı bilemem. Daha ilk haftamız. Yani analizim yaşayıp boş göreceğiz. O evet, yaşayıp göreceğiz. O tarafta seçilmeyen, mecbur kalınanlar var. Öyle Ceren söyleyeyim. O konuya gelmek istiyorum. Yani düşünürsünüz oynamış olduğu oyunda. Evet, evet. Yani şöyle yani, Ceren oyuna başlamadan önce Yağız'la biz konuşuyoruz. Evet, hani böyle bir şey mi olabilecek? Çünkü masada riskin kalabileceği söylendi. Biz bununla konuştuk. Ceren dedi ki hayır ya öyle şey mi olur? Hani haksızlık olur falan. Gibisinden sonra bak. Kendini çok kendisi akıllı yaptı zannediyor ama buradaki insanları tanımıyor ben normalde galiba. Ben normalde bunu söylemeyecektim ama hani kendi planıymış gibi yaptığı için dedim ki hayırdır yani. Yani o esnada söylemeniz çok iyi oldu bence evet, de. Kendi stajıymış gibi hani oraya aslında iddia ediyor. Çünkü Yağız'la konuştuk orada. Yani kendisi konuştu. Texas olması da hepimizin bir ruhuydu şey aslında. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hep tepki gösterenler aynı grupta şu an. Bir şey söylemek istiyorum. Yani ikinci seferde beşinci sayıya kaldığımda tekrar oynamak zorunda kaldığımda tekrardan masada beş tanemi gördüğüm zaman aynı etkiyi bende de çok fazla yarattı. Yani toplu bir şekilde çünkü karar verdim adına konuştum bence gayet doğru iyiydi. Bulmuyorum. Doğruydu. Yani tabii. Adil bir onun, evet, kazanç olmadı bu. Bir yapmadı kesinlikle yani, olmadı. Ben konuşuyla yaptığı biri değil ki. Arkadaşlar bu konuda en büyük söz evet, hakkına yani, sahip olduğumu düşünüyorum. Gerçekten bir şey doğru söylemek yani istiyorum. Onunla... Kendine güvenmeyen insanlar başkasının fikirlerini çalar. Sen karşı tarafı demoralize ettin. O zaman arkadaşlar. Karşı tarafın yapınımı birbirimize yapmıyoruz. Değil mi? Evet. Ceren karşı tarafı düşürdün. Aynen düşürdün. O iş sende o zaman. Tamam, tamam mı? Mod düşürme olayı. Sen bir ilerle et etten orada. Aynen. Sen ilerle şey yap oradan. Ay ona cevap veremiyor ki. Ben karşımda cevap verebilen biri olsun istiyorum. Düşmanın da zeki olması gerekiyor. Evet cevap veremiyor ki. Ancak bir düşmanı ama şöyle bir şey var. Güneş hiçbir düşmanı hafife almamamız lazım. Sonuç olarak karşımızdaki karşıdaki ekibi de hafife almamak lazım. Tamam biz onlardan daha tabii iyiyiz ki, ama yani hak ettikleri belki daha üst bir değer. Yani bizim içimizde yani lider olma vasfı olsa bile ne emirmiş yok şunu yap bunu yap, öyle bir sıfat yok. Öyle bir seslenme şekli yok. Dediğim gibi hepimiz birer bireyiz ve sadece şu hani danışmak istediğiniz plan proje yapmak istediğiniz bir şey danışırsınız. Hep beraber yine sofraya koyarız. İçinden ne varsa alırız ona göre uygularız. Ya benim stratejim bu. Gel burada. Şimdi şöyle ben size anlatacağım sonra. Bence gerekmedikçe muhatap olmayalım. Olmayalım. Yağız'cığım keşfe mi çıktın? Okay. Şekerim düştü. Düşer öyle. Bitirmişsiniz zaten. Nasıl düşürürsek şekerimiz artık size. Böyle sabahtan beri sen yiyorsun bunu. Böyle yiyormuş. İçtiler sabahtan beri. Gel oradan uçur. Niye? Ya şöyle. Marshmallow yediniz de mi akışıyorum? Marshmallow bitti. Bravo, marshmallow bitti. Ceren'de her an böyle bir
böyle tetikte gibisin böyle. O yüzden. Yarışmadayız. Hani bak bana sorsanız burada kime güvenmiyorsun diye ben sana güvenemiyorum. Nedense bilmiyorum. Bir şey yok. Kimse kimseye güvenmesin zaten. Ya bak, bir nebze diyorum. Yani ben kimseye güvenmiyorum. Ben de kimseye güvenmiyorum da sana da burada bir güvenemiyorum. Niye? Bize biraz güven ver ya. Hayır bak şöyle. Takımdayken güvenmesin. Sonuna kadar güven. Ama takım değilken güvenme. Sade mi? Herkes sade. Hepiniz sade. Hepimiz sade çocuk. Herkese böyle lider mi? Sağ olun. Var olun. Var olun. Şimdi ama önemli olan kahveyi ve malzemelerimizi bulmak. Aynı yerde. Kahve nerede? Aynı yerde bak. Ya gelin hadi bahçeye çıkalım ya. Burada ne yapıyorsunuz? Ay şurada bir keyif yapalım. Kimse yok yani. Ne içersiniz? Çay mı yapalım? Ha? Çay yapalım mı? Bravo takım. Vallahi sen de. Seni mesela pofloflamak, alkışlanmak rahatlatır mı? Daha bir evet. Hype yakalar ben mısın? Ben mesela evet. Öyle oyunlar oynarken susun. Susalım. Evet ben de hiçbir şey söylemeyeyim. Bir dakika teker teker konuşalım ama susacağız sende. Evet tamam. Yani ben daha dikkat edebilirim. Ayda sende? Ama bunu size vermeseydim keşke. Sende ne yapmamız hype'ını yükseltir, motivasyonunu? Sessizlik. Evet ama tamam. Bir attıktan sonra mesela attım. Güzel bir şey olduysa o an beni pohpohlayın şımartın. Tamam. Güneş sen? Ya çok basit ki herkesi şımartmamız lazım işte. Bana benim ona söylediğim cevaplara karşı söyleyemediği cevapları ona söylediklerinde aa keşke deseydin deyip daha da hırslanmış bir şey olabilir. Sanırım orada şu an iletişimi ona çok fazla kurmadılar. Sanki onu biraz dışladılar. Üç bardak göstermiş. Yok karşılıklı içelim dedi. İki tane daha bunlar. Gereksiz konuşmalarla böyle kendini ön plana çıkartmaya çalışıyor. Boş espriler yapıyor böyle değişik. Bir de bir şey söyleyeceğim. O oyundayken yapmış olduğu adaletsiz oynadığı. Evet, o evet ben zaten tamamıyla şu an oynadığı ve tepki gösteren insanlarla aynı grupta şu anda. Bizimle birlikte onlar da tepki göstermişti. Yağız hatta bayağı bir tepki göstermişti. Şu an nasıl anlaşacaklar çok merak ediyorum. Konuşuyorsun ya mesela benim kelimelerim mükemmel mesela diyeyim. Tamam mı? Niye o zaman cevap karşımdakinin bana şey demesi çok komik. Ağlama. Abi ben sana 5 tane kelime söylemişim. Sen bana tek bir kelime söylüyorsun. Ağlama. Ne alaka? Aynen çok iyi işte. Hani belirli bir kitlen olabilir, belirli bir hani fan kılavın olabilir vesaire. Ama bu teksin ve tek yarışıyorsun. Evet. Yani örnek ben isteseydim benim de zaten belirli bir kitlem olabilir. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi biz sürekli bu kızın üzerine gidersek burada kendini bir şey zannedecek. Evet o yüzden, bu arada. O yüzden diyor ya şu tarz bir şey evet, mesela. Aynen. Ben de ama dedim olay sen değilsin diye. Hiçbir şey yani, değil. Olay sen değilsin. Bravo bak yaklaşımın güzel. Evet evet harika. Bak yaklaşımın güzel. Şundan şeyden dolayı söylüyoruz. Bir şeye geleceğim şimdi. O takımı etkilememizin en büyük... Hayır, şeyi de, en büyük şey o değil. Hayır. O bence, bana kalırsa o. Hayır, bir şey benim düşüncem, tabii siz benim düşüncem. Sayın lideri etkisi o kadar büyük değil. Estağfurullah. Olmuş mu? Etkisi o kadar büyük olsaydı seçilirdi. Emin ol. Hayır, o takımı karıştırmak açısından. Bu arada şimdi en sonunda kalmazdı. Evet, bahsettim. Aynen. Valla buna o zaman zaten, iki bardak falan atacağım. Abi. Aynen, yok, bir buçuk. Kendisi de orada... Bir şeyleri ön plana atmaya çalıştıkça evet. Ve biz de buradan peçete onu verdikçe kendini daha çok bir şey sanacak. Tabii ki de. Tabii ki de. Zaten farkındaysanız bu saldırı haline geçtiği zaman hep evet. Bir kelimeyle susturulup yerine geçiyor. Söyledim en son seçim. Evet. Alkış. Burcu'nun kahve içer misin? Kahve içerdim ben. Burcu'nun hiç içmedim yapalım. Bu en kötüsü. Kahve iç. İçilmeyen kahve var mı? Yok yapılıyor. Sıfır yapılıyor. Yeniden yapılıyor. Buyurun. Yok, buyurun. Yok, biz şey kendimize yaptığımız için size de yaparız. Siz kahvelerinizi bitirdiyseniz sizleri de yanıma alayım. O zaman bu kahveyi yapmıyoruz. Takım lideriniz nerede? Yapalım mı kahveleri yoksa? Yok hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Siz içebildiniz mi kahvenizi? Yok biz yeni yapıyorduk. Hanımlara verdik. Biraz sonra içersiniz o zaman. Okey o zaman. Tezgah dursun. Kahveler nasıl olmuştu? Evet rica edeceğim. Gayet güzel. Takımı... Şöyle yanıma alabilir miyim Oğuzhan? Canım senden? Liderim eline sağlık. Ceren nasılsın? İyiyim. İyi. Herhangi bir sorun oldu mu? Yani en son seçilmekle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yani şöyle beni sona bırakmaları tabii ki birazcık moralimi bozdu. Hele o arkadaşla yan yana kalmak. Ama çok mutluyum ki ayrı ayrı takımlardayız. Hele ki o takımda hiç olmak istemezdim. Çok mutluyum burada olduğum mesela için. Mesela takımını seviyorsun. O arkadaş dediğin seçildi. Sen mecbur kalındın hayatım. Ya sıra ondaydı yani mecburen seçmesi lazımdı ama hayatım, sen bilirsin. Hayatım seni de seçebilirlerdi. Sen seçilmedin mecbur ama zaten kalındın. Ama hiç seçmediler diyorum. Bu anlamıyor musun? As solistler son seçilir diye ben onu seçtim. Seçmedin ama hayatım seçmiş olsaydın aynen. Sanki onu en başta seçtiler de bir de Ceren laf atıyor. Hani sen de sona kaldın. Hani böyle sırayla seçiliyor ya. Yani şöyle açıklama yapabilir miyim ben? Tabii sana herkes, düşüyor çünkü. Özür diliyorum. Herkes için konuşacağım burada.
Kimin ilk, kimin son seçildiğinin bir önemi yok. Yani plancı gittik. Yani burada hepimiz birbirimizi yeni tanıyoruz. Kimin ne yeteneği var daha bilmiyoruz. Bu arkadaşlarım benim içimden gelerek seçtiğim arkadaşlarım. Yani o tarafta da seçmek istediğim çok arkadaş var. Yani seçebilirdim de ama gelecek haftalarda bakacağız. Eğer burada kalır, mücadeleye devam edersek... Anılcan aynı fikirde değil galiba. Yeni reformlar yapacağız, yeni kişilikler bulacağız. Ama ben şu an takımından... Şu anda Burcu Hanım, ben takımından çok memnunum. Hepsiyle iletişimim çok güzel. Hepsi profesyonel insanlar. Yani konuştuğum kadarıyla, anladığım kadarıyla mükemmeller. Yani o tarafta da böyle diyalog kuracağımız insanlar olacak. Profesyonel insanlar çıkacak. Zaman her şeyi gösterecek, zaman her şeyin ilacıdır. Biz burada bir yarışma yaptık. Ve ben yarışmayı izledim. Ve o izlediğim yarışmada seçtiğim ekip arkadaşlarım o yarışmada en iyi performans gösteren kişilerdi. Ondan dolayı bu takım, bu ekipleyim. Bu yani. Diğer arkadaşlarım da tabii ki de gayet başarılı insanlar. Böyle. Ama politik oynamayalım ya. Bu arkadaşımıza ben katılmıyorum. Bu arkadaşımız özür derken... Anılcan. Katılmıyorum. İçerideki daha demin oynadığımız oyun içinde... Yani en iyisi de benim bu arada. Bunu da kanıtlamış bulunmaktayım. Yani, ona göre yani seviyeyi bozmadan konuşacağım. Seçtiğim insanları övüyorum. Neden? Çünkü içimden geldiği gibi söylemek istiyorum. Karşı tarafa da yanlış anlamamasını diretiyorum. Sizler de iyi insanlarsınızdır. Zaman her şeyi gösterecek diyorum. Bunun seçmeye üstüne daha bir şey söylemek istemiyorum. Bundan sonraki yarışmalarda cevap hakkı doğar zaten. Bol bol cevap vereceğim. Tamam peki. Çok zor bir soru soracağım size. Sıradaki oyunun ne olduğu ile ilgili bir fikriniz var mı? Ben... Yemek. Yani herkes yemek taraftarı ama... Ama elinizdeki zarflardan seçeceğiz sanırım ya. Yani şöyle... Bu zarfların onunla bir ilgisi yok aslında. Görmemiş gibi yapalım. Ama renkler çok mor. Çok güzel. Bence o zarfların içinde oyun var. Senin rengin değil mi kızım? Hangisini hani seçersek oyun oynayacağız. Öyle bir şey mi? Ne renk? Bir hafıza oyunu olabilir mi? Değil. Matematik. Şöyle ki hemen söylüyorum. Evet. Sizinle mutfakta buluşmuş olmamın sebebi evet mutfakta bir oyun oynayacağız. Evet. En iyi kahveyi kim yapar? Oyunumuz mutfakta geçiyor ve yemek yapacaksınız. Evet. Size menülerinizi vereceğiz, malzemelerinizi vereceğiz ve yemekleri hazırlamanız için 60 dakika süre vereceğiz. Güzel zaman galiba. Olsun. Ne yemek yapacağımıza göre değişir bu. Çökertme kebabı. Ne? Bence sevindin. Bildiğin bir şey mi? Evet biliyorum. Gerçekten mi peki? Çökertme kebabı. Baştan sizi başlayacağım. Peynirli fırında makarna ve gevurdu salatası yapacaksınız. Yemeğin pişme süreleri dahil mi bu? Evet 60 dakika içerisinde ne yaparsanız. Biz sürelerini hesapladık. Biliyoruz ne kadar süre içerisinde yapılabileceğini bu üç yemeği. Siz zaten doğru görevleri doğru insanlara verme konusunda... Sorun yaşarsınız herhalde büyük bir ihtimalle ya da yaşamazsınız. Öncesinde konuşmanız için de süre vereceğim size. Hangi işi kim yapsın, kim yemeği pişirsin, kim doğrasın, kim yıkasın. Biz onları yani konuştuk. Yani onun diyorlarını yaptık. Öyle mi? Tamam. Ne yeteneği varsa ona o kadar. Ben kartlardım ya. Ha kartlar mı ne işe yarıyor? Tamam onun da sırası geldi o zaman. Liderim hangi rengi seçeceğini biliyorsun. Bugün çok konuştuk onu. Bir renk söylemiştik. Nasıl? Sana bir renk söyledim ya. Sarı bence. Biz sarılar... Üç tane zarfımız var. Aa evet. Evet sarı bizim de, sarı bizde. Bu elimde görmüş olduğunuz üç zarftan bir tanesi senin takımın için dezavantaj oluşturacak. Materyal açısından dezavantaj mı yoksa kişi bakımından dezavantaj mı? Güzel sorular soruyorsun, onu da göreceğiz. Ben hep güzel sorular soruyorum. Fark ettim. Benim için var mı? Sen seçeceksin bunları. Biz çok iyi. Kaderimizi belirleyeceğiz. Şöyle bir şey söylemem lazım. Daha iyi puan aldığı için tabii ki liderlik oyununda. Bileğimin hakkı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Direkt aklıma gelen hepinizin aklına gelmişti. Evet. Bugün çok konusu oldu. Gülcan'ın kıyafetinin rengi. Evet, Gülcan'ın kıyafetinin rengi. Gülcan için seçtik. Ben maçıyorum, siz maçıyorsunuz. Onlar için, bizim için. Beraber maçalım. Beraber mi yıkalım ortalığı? Büyük hissediyorum. Bir dakika. Büyük hissediyorum. Bir dakika. Ben de görmek istemiyorum şu anda. Şu an heyecanlandım, gösteriyorum. Görmüyorum. Oo. Ne? Yes! Çok iyi. Zaten bir saatleri var, diğer yarım saatleri yapamazlar. Onlar 4 kişi oynayacak. İlk 30 dakika 4 kişi. Tamam kalabalık olmuş, enerji verdik size. İyi yönüne bakalım. Sen şimdi bu iki kişiyi belirlemen için 1 dakika yeter bence. Süreni başlattım. Seyircisiniz, hadi gidelim. Ya burada konuşuyoruz. Burada konuşalım. Bir dakika.
Salata iki dakika ben salataya hallederim. Sen nasılsın? Salata malata. Salata malata. Sen çık o zaman. İki pideri sıkıntı olur mu? Kebabı. Şimdi iki kişi vereceğim kebaba. Abi kebap o bildiğin kebap değil. Tamam. O böyle bir şey değil yani. Hayır, sevgili sessizlik istiyorum arkadaşlar. Tamam, siz de duymak istersiniz herhalde. Tabii ki. Rakip takımdan hangi iki oyuncunun olmayacağını. Maalesef ki değerli iki tane erkek arkadaşımız. İlk 30 dakika bizimle olmayacak. Tamam. Ekip arkadaşımız. Biz dördümüz savaşlıyoruz. Tamam. Ekip olarak. Fark etmez. Hakkımızı vereceğiz. Tamam. Soner ve Yağız mı? Evet. Tek kişi bile yeter. Çok iddialı konuştu Soner. 4 kişi yeterli. Şöyle bir şey de söylemem lazım. Madem öyle Soner ve Yağız'ı da ismini verdiniz. Hı hı. Eğer kaybeden taraf olursanız bu oyunun sonunda Soner ve Yağız eleme potasına girmeyecek. Tamam. Tamam. Kızlardan seçeceksiniz. Tamam. Okay. Otomatik olarak. Tamam. Şu anda koruma altına alındınız siz Soner ve Yağız. Ama tabii ki bu elinizden geleni yapmayacağınız anlamına gelmiyor herhalde. Takım arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınızdır. Tamam. Onların tercihi miydi yoksa sen mi söyledin? Onların tercihi. Ortak tamam. Peki. Yoksa ben kendim çıkmak istedim ilk önce. Evet fark ettik onu. Evet, biz bu arada aynen. Şöyle bir şey söyleyelim. O zaman bütün program için geçerli olacak bir kuralımız evet. Daha var. O da takım liderleri takım oyun liderim. Oynamak durumunda. Yoksa bir lider olarak geride durmam gerektiğinde geride de durmuyor. Asıl varca galiba geride durman gerekiyordu öyle mi? Evet. Mutfak oyununda. Evet. Peki. Ama elimizden geleni yaparız. Sıkıntı yok. Tabii şüphem yok. Teşekkürler. Sağ olun. Malzemeleriniz birazdan burada olacak. Sizinle birlikte önlüklerinizi giyeceksiniz ve 60 dakika süreniz başlayacak. Bol şans diliyorum. Bravo. Az koyacaksın, öz koyacaksın. Sizin et olmamış ama ne yapacaksınız onunla? İki kişi eksik çalışıyorsunuz. Nasıl bir durum? Kardeşim biz size tek kişi de yeteriz ya. Sıkıntı yapma sen. Ben bunu yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bunu benden alın. Şu elim yandı. Elim mi yandı? Yağız, Ayda'nın eli yanmış. Ha? Niye tüm rezillikleri ben yapıyorum? Tamam, başamel sos bu değil mi işte? Tamam ama buna süt döktü. Evet, dökülmemesi gerekiyordu. Neyse, belki güzel olur. Sen görmediğin işlere niye karışıyorsun? Dilara, bulamadın herhalde aradığın şeyleri. Ceren, o salatayı vermeyin. Anca olaf salatası yapar. Ekiplerimiz hazır. Önlüklerini giydiler. Birazdan 60 dakikalık sürenizi başlatacağım. Malzemelerinizi gördünüz. Hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Bir kez daha hatırlatayım. Sevgili Alıcan'ın ekibinden Soner ve Yağız 30 dakika boyunca yarışmada olmayacak. Bu demek oluyor ki ben 30 dakika sonra sizin girişiniz için tekrar burada olacağım. Eğer hazırsanız, taktiklerinizi belirlediyseniz ve gerçekten kazanacağınıza inanıyorsanız, herkes için söylüyorum, 60 dakikalık sürenizi şu anda başlatıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. O zaman şey yapalım. Abi. Herkes görevine. Elleri yıkayın önce gel. Sakin. Yavaş sakin arkadaşlar. Tamam biz burayı kullanalım. Aynen. Buru elleri yıkayın önce. Okey ben bunları ayarlıyorum. Tamam. Oradaki kağıtları herkesin önüne ayır. Tamam mı? Bak sana bıraktım. Aynen. Gavur daha salata. Gülcan bu bizde. Efendim. Fırında pomba yenili makarna. Bu da sizde. Tamam. Bana bakın bir şey söyleyeceğim. 30 dakika sonra gelecekler ya. Evet. 30 dakika bence dinlensin evet. O etin kızarması da hemen çok basit ki çünkü. Fırında makarna. Evet arkadaşlar. Evet. Şunları yıkayalım. Etçi burada. Sen onlar da sen de. Makarnayı ver bana. Ayda. Buraya çalıştırdım. Süpersin. Bravo Anıl. Onlar bilmiyor. Makarnayı şunda yapayım mı? Nerede olacak? Önce bir tabak ayarlamamız. Makarnayı şunda mı yapayım şunda mı? Ben bunları yıkıyorum. Bence bunda yap. Bunları ben halledeceğim. Sen bana ver. Emin misin? Evet eminim. Bunda yapışmaz direkt zaten. Efendim? Kırmayı unutmayan makarnayı. Makarnayı koyun geliyorum. Okey tamam. Tamam. Ondan yapacaktım. O zaman eti kessin. Ben de bir kap bulayım. Onun içine marine edelim o eti. Şey, yara bandımız var mı? Var mı? Şey, yara bandı. Bunun sonu kaynatalım. Yara bandı. Kaynatıp böyle. Bu kalsın. Sen o bitince gel. Kanka onu çevir. Ben bunu yıkamam lazım acil. Bunları acil yıkamam lazım. Dur doldurayım. Kimin bir yeri kesildi? Artık yok evde yap. Geliyorum hemen. Dikkat etsene. Bak kızlar bakın gittikçe azalıyor şu an 3 kişiyiz. Maydanozun şeyi yok. Acele edin. Liderimiz bu hemen gitmek için mi yapacağım? 2 kişi eksik başlamamız bizim için gerçekten büyük bir dezavantaj. Ama 30 dakikanın sonunda oyuna dahil olduğumuzda gerçek Yağız'ı görecekler. Ben evet Burak bir şey bilmiyor. Hadi. Bak. Soner'cim çok konuşuyorsun. Oğuzhan bir şey bilmiyor, etrafa bakıyor. Oğuzhan dolanıp duruyor orada. Şöyle. Ona... Bir şey yok onlarda. Tamam, domatesini alalım. Ben bana da kesme tatlısı lazım. Bunu alabilir miyim? Şunu kullanabilirsin. Bunu aldım. Ben maydanozdan nefret ederim ve nasıl kesilir bilmiyorum. Arkadaşlar, böyle... süre daralmadan seri ve sempatik olun lütfen. Şöyle keseceğiz bir de ya. Seri olun.
Pişecek onlar. Yaparız. Vakit kalmaz. Makarnayı bunda yapabilir miyiz? Bu evet, evet. Gelmez mi ama? Evet, yok yok. Pilavlık öyle gibi duruyor biraz. Yatıracağız ya, yok. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o biraz daha derin kap bulmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Direkt bunda yapalım, olmaz mı? Sığıyor sığıyor. Hayır bak, yapışmaz. Ben, teflon. Hayır bak, nasıl? Bunda da yapışmayacak. Aynen. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu aynı bu şekilde koyacağız. O kendi sürdüğünde zaten. Bence bunun içine tam sığıyor şöyle. İyi Öykücüm. Tamam. Tamam ben karışmıyorum. Koy koy içine koy. Tamam koy içine. Kaldırıyorum o zaman. Bakın. Sakin. Makarna mı? Elime bir şey makarnayı oldu. Makarnayı bir suya atsanız mı ya? Elime bir şey oldu mı? Kanka bilmiyorum, bir şey oldu. Ya herkes sakatlanıyor. İyi misiniz? Bir şey oldu. Dur neyse tamam. Yemek kesmeyin bir yerinizi. Ya. Bir şey söyleyeceğim şefim. Efendim? Etin marinesi bak, hazır mı? Etin marinesi İlk önce etin marinesi hazır mısınız? Diyor ki etleri tavada tamam. Soteleyin diyor. Ondan ya, sonra... Etin marinesi ne sotelendi bundan. Sorun değil. Bunların marinesini hazırlayalım. Marinesini hazırlayalım. Bir kap çıkar. Kap kapta. Getir onun için de marine edelim. Tamam. Ondan sonra yapacağız. Tamam dur bunu yapalım. Ya. Şefim biraz hareket şefim. Maydanoz. Bak hiç yapılmamış. Et okey mi? Makarnayı suya atsaydınız ya keşke açtan saydı. Şeyde onu kaynatacağız. Su falan koysaydınız kaynatardı keşke. Koyduk işte geldi. Neye koydun? O buraya getir. Oraya bırakmışsın mı? Sen bunu niye almadın? Kase var mı? Kase ben kendim bakacağım ama her şey doğru. Hı. Makarnayı sen yapmıyor musun? Ben niye bakmıyorsun? Kanka başka işlerim var. Sen şu önce makarnayı hallet, salata en kolayı çünkü. Onlar güveç, Ayda onlar olmaz. Bir şey mi karıştırayım şimdi? Karıştıracağım evet. Ha tamam al oğlum. İyisiniz, iyisiniz. Onların 5 kişi yaptığı işi 3 kişi yapıyorsunuz. Tamam, gayet iyiydik, devam. Hadi. Kaç kaşık mı? Ben fırını açtım. Arkadaşlar dikkatimizi dağıtmak için yapıyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Öykü evet. Bravo. Bravo. Çıkma şeyi bulayım ben. Ezilmiş sarımsak diyor. Ezilmiş tamam. Sarımsak. Abi. Murat bravo. Bakın. Ezilmiş sarımsak. Harekesiniz devam. İyisiniz. Bas. Evet. Sarımsak. Almadan gitmek yok. Kaşıkla, çay kaşığıyla. Tamam. Çay kaşığı. Baban da mı maydanozcuydu? Ne oldu sana? Elimi kestirdim. Çok keskinmiş. Baksana küçük. Nazar nazar. Gözleri kaldı çünkü. Şu ısınmadı mı hala ya? Çok acil lazım artık. Ağzını kapatsanız onun. Çok iyi ya. Gördü mü kapatın? Çok akıllıca bir hareket. Kimler? yapacağız. Liderim makarnayı kırmayacak mısın? Kırmaya makarna gerek var mı? Kırayım mı? Kır. Yani. Daha rahat pişer. Böyle Allah Allah. Bir tane kırman yeterli bu arada. Oldu bu ya. Çok acil lazım. Bu ocak çok yandı. Yok sen çok büyük doğru. Bak bana bak. Şöyle ilk böyle küçük yap. Bak. Böyle. Ya, dikkat etsene. Ya sonra döndür yok bunu. Yok bir şey. Böyle. Mükemmel takım arkadaşlarım. En küçüğü. En küçüğü. Sadece yanıyordum. Olabilir ki. Olabilir yüksek şeyler. Anılcan, iki kişi eksik çalışıyorsunuz. Nasıl bir duygu? Kardeşim biz size tek kişi de yeteriz ya. Sıkıntı yapma. Göreceğiz, göreceğiz. Sen kafanı yorma. Onu finalde ya göreceğiz. Ya sen konuşacağını yemeğini yaparız. Hadi hadi. İşine bak sizi. Hadi. Kafanı yorma sen. Herhalde. Her şey finalde belli olur. Tamam, biri yani çıksın. Birileri konuşur, birileri yapar kardeşim. Hadi. Kişi de şey diyordu. Yemek konusunda hiç kendime güvenmiyorum deyip şurada oturduğumda blöf yapıyorum diyen kişi mi bunu söylüyor işini yap diye? Arkadaşlar eksik olan var mı? Tamam. Var. Ne anlatıyorsun ne? Ya? Karşı taraf. Karşı tarafın adam eksiği var ama evet. Bunu soruyorsan. Ceren'in eline de hiç yakışmıyor ya. Başına bu kadar mı yakışmaz yemek yapmak? Senin eline yakışıyor mu? Ya da bibere bakayım. Mi geçiyor? Bakayım. Göster ellerini. Bakayım bibere aldım. Çok yakışıyor maşallah. Kızlar bir şey soracağım şimdi size. Et sotelenmeden önce ilk yağ bir miktar yağ kızarsın. Hı-hı. Önce. İlk sen ona geç ben bunu yapayım geç. Ben şunu devam edeyim ondan sonra bir yağ koymadın mı? Hayatım kendine koymadım. Güven yaparsın ya. Bu kadar şey yapma. Kağıtta yazıyor. Bak kağıtta yazıyor. Git kağıda bak. Aşkım açtın mı bunu? Bozma açık kendini. Bu. Bozma. Git kağıda bak. Ne istiyorsun? Yazmıyor. Bak. Ne istiyorsun? Sadece ne? Bu kadar bir yağımız var. Ne? Evet. Sadece bu kadar yağımız var. Patates de kızartacağız çünkü. Tepsi yağlayacağız. Onu patatese kızart tamam mı? Zeytinyağında şey kızart. Eti. Tepsiyi hayır, zeytinyağıyla et kızarmaz. Tamam. Bunu nasıl nasıl yakıyorsun güneş ocağı? Kanka önce açma düğmesine uzun bas. Bir bip diye ses gelecek. Ondan sonra hangi gözü açmak istiyorsun? 3 dal yeter ya, 4 dal fazla değil mi? Fazla fazla, 3 yap. 3,5 olur. Ne yapacaktın bir anlatsana. Bu böyle değil mi? Bunu açacağım ya da bunu. İyi mi? Dur. Ya da bu. Kanka makarnayı asla hayır. Dur, makarnayı ah. Daha batır tamam mı benim? Sen de batır. Tamam. Şimdi salata mı? Salatalar mı? Niye tüm rezillikleri ben yapıyorum? Yapabilecek misin Anıl? Şok.
Ya sen yanındakilere bak da siz yapabilir misin? Yanındakilere boş ver. Benim yanındakiler kral, kraliçe. Ben senin yerinde olsam ağlarım biliyor musun halimi? Yanındakiler kral, kraliçe. Hayatım zaten ağlayacaksın hiç merak etme. Kardeşim, ay düşünsene de Dilara'yla aynı şekilde ağlayacaksın. Odaklan onlara cevabı çok salatadan. Çok kötü. Etten bakalım. Ceren burada diste atmıyorsun. Taklit de yapamazsın. Ne yapacaksın? Bakalım. Bir şey şov yapmaya geldi. Dilara bana cevap veremiyor diye. Ben konuşuyorum da Dilara bana cevap veremiyor diye herhalde sonuna bu kadar kesildiniz şu an. Ceren. Öğretseniz ona cevap vermeyin. Ceren. Hani çenen çalışacağına elin mi çalışsa vallahi keşke? Vallahi hem elin çalışıyor. Hayatım ben iki işi aynı anda yapabiliyorum. Sen yapamıyorsun herhalde. Kanka iki kişi salata yaptığınızdan belli orada. Makarna oldu mu? Dur bakayım. Burada bir zekil yiyelim. Ama bir kaşık ver. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hadi. Hadi yaş hadi. Ceren'e o salatayı vermeyin. Anca olaf salatası yapar. Tamam, dur. Tamam. Okay. Sıkıntı yok. Burayı temizle. Ne oldu hayatım? Niye cevap veremiyorsun? Hani çok iyi cevaplar veriyordun. Sen onları ne yaptın? Ama aşkım yemek konusunda zaten iyi olmadığını söylemişti. Bir dakika ben kendi kendine konuşuyorsun da benle konuşuyorsan bana cevap. Şu an oyalıyorlar bizi. Karşı ekip. Peynir diyor. Onu kim dedi? Benim bunun işim. Herhalde o onlara sahip. Arkadaşlar bu arada yaptığınız her tezgahı temizleyin. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Yeter. Benim sıvı yağ ihtiyacım var. Anıl Bey. Al al onu al. Tamam. Hani? Ben onu koydum zaten. Kanka o şey zeytinyağı evet, bu. Tamam. Bunu da mı kızartacağım? Bir şey söyleyeceğim farkında mısınız? Ayda sadece karıştırıyor arkadaşlar. Hazır. Benim ekibe girmeyeceği için. Yemek yapmıyor. Ayda. Süzgeçiniz var mı? Süzgecimiz var da et nasıl pişiyor biliyor musun sen? Evet biliyorum ama ben yapmıyorum eti. Kim yapıyor? Bilmem orada yapılıyor herhalde. Anladım. Ona göre mi sataşacaksın? Evet. Yo sataşma değil sadece yardım etmek istedim. Yo yardım ihtiyacımız yok teşekkür ederim. Ayda. İnce 4 kişi çalışıyorsunuz ya. Ayda çok her özür zaman. Diliyorum. Sana bir şey soracağım. Et nasıl pişer biliyor musun? Bilmiyorum. Öğren. Öğrenmeyeceğim benim öğren. Görevim değil çünkü. Öğren öğren. Sen ne yapıyorsun? Allah'a çekil bakayım onu. Essin, essin. Sen bırak, bırak onu. Öyle doğranmaz o. Anılcığım, pişman mısın okay Anılcığım? Mi? Ya kardeşim. Ha? Pişman mısın? Ya dürüst ya. Ol bana. Ya işine baksana biraz lütfen. Ya, gerçekten. Patates sana bir şey desem Oğuzhan. Hiçbir şey yapmıyorsun biliyor musun? Patates aynen sadece. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bizim için bağırıyor. Aynen sadece böyle yapıyor bak. Buraya geliyor. Buradan böyle bakıyor. Buraya geçiyor. Buraya bakıyor. Hiçbir şey yaptığın yok. Hiçbir şey. Dilara sen salatanı karıştırdın mı ya? Haha evet. Kaç saatte? Karıştırdım hayatım orayı karıştırdığım gibi. Soner Yağız hazır mısınız? Hazırız. Yürü. Gel gel biz tutalım. Neyde sos yaptın? Kanka burada o ben tarifi uydum. Ha. Evet sen ne yapıyorsun orada? Tuhaf al şu... bunu sen yap. Al bunu al bunu al. Tava nerede abi tava? Ben bunu ben yapmayı mi? Bilmiyorum arkadaşlar bunu benden alın. Ne o ya? Sen niye süt döktün? Ne o? Bu orada bir bunun içine yaptım. Makarnayı karıştıracağız. Nasıl emin misin? Biraz ezmemiz lazım. Bunu... Ya, bir de arkadaşlar orada bir sıkıntı olabilir ha. Ya bir dakika. Ayda bir gelir misin? Bu ne şimdi? Bu ne? Bir konuşalım. Ne? Konuş. Bu ne? Bu ne? Onun için çok hayır bu bunun sen onu niye söylüyorsun? Bunun makarnayla beraber karışacak bu. Emin misin? Evet. Senin sonra... yaptığın sos hangisi? Orada duruyor sen tencerede. Sen ayrıca mı yaptın? Kanka ben bana tarif teorilerini yaptım. Tamam başamel sos bu değil mi işte? Tamam ama buna süt döktü. Süt döktü mü? Evet dökülmemesi gerekiyordu. Neyse belki güzel olur. Takım, çekmesi lazım. Takım, hadi, hadi, bravo. Haydi, haydi, bravo. Haydi, haydi, haydi. Makarnacılar, etçiler, bravo. Tezgah toplamayı unutmayın. Pat, yok, bir şey onunla bir işimiz zaman. Yok. Bence yavaştan tezgahı da toplayalım. Ben tezgah işindeyim. Ben tezgaha yardıma geleceğim şimdi. Sen işini hallet. Makarna tamam mı burada? Boşta malzeme var mı burada? Ne yapsak? Dursun, hazırla. Bütün yemeklerimiz hazır olsun. Tamam, tamam. Hazırla, güzelce. Okey. Ver bana, istiyorsan. Çok özür diliyorum. Kağıda var burada. Ama dikkatli dök çünkü çok az var, başka yok. Etrafa tam lazım. Ya şimdi her yer şey olmaz, kaş olmaz. Ben ete bakıyorum. Ooo evet. Yeter bu. Yus! Bunu açtı kapatır mısın? Süper oldu. Tamam. Süzgeç nerede? Evet süzgeç lazım. Süzgeci bulsanıza. Bir kanka bir tane tadına bakabilir miyim? Bir bak bakalım olmuşsa. Ben fırını, fırını yağladım. Ya fırını at, yaktık ben fırını. Yaktım. Yaktık. Sen şeyi açıyorsun, kapatıyorsun ya. Yağlı kağıt koysana Anıl. Ya, kanka bulamadım ki. Yapış. Orada ya. Hayır yağlı orada kağıt işte. Koyma. Olmaz. Ketil'in yanında. Kağıt. Emin misin? Ya emin misin yağlı? Evet, evet yağlı kağıt koy. Yağlı kağıt. Şu elim yandı. Baksana. Elim mi yandı? Yavuz, Aydan'ın eli yanmış. Aydan'ın eli mi yandı? Yardımcı olsana. Nereden?
buradan. Masada kimsiniz siz? Hemen bir... Hani daha neler merhem, yaptınız merhem hiç şey yapamam mısınız? Kardeş senin yine çenen çalışıyor ya. Elleriniz gerçekten çalışsın, lütfen elleriniz. Biraz es ver ne olur birazcık burada ya. Burada ekip işi yapıyoruz. Kafa dinleyelim biraz ya. Boş ver şimdi bu hazır hadi fırlamayalım. Neyin içine? Makarna olmuş. Bütün takım çalışıyor senin çene çalışıyor. Ne zaman görüyorsun burada neler yapıyoruz. Ya Özcü daha yeni bizim piste. Sen ekibi çalıştırmaya kendin konuşmaya laklaka geldin sen değil mi? Sen dur Egon çalışsın. Aynen sen merak etme o yerden çalışıyor. Yoğurdu. Yağız 30 dakika dışarıda kaldı ya şu anda. Neler söyleyeceğini düşündü öyle geldi. Valla bakıyorum şaşırdı. Şöyle hiçbir hızınız yok yani. Makarnayı koydunuz mu? Ama bitti ki şimdi. 4 kişiyle 6 kişi. Makarnayı kim takip ediyor? Arkadaşlar sıvı yağ. Sıvı yağımız bitti. Birazcık yağ lazım. Ne yapacaksın yağı? Ya almam lazım. Şurada kenarda bak ver hemen. Yağ lazım pazartesi, mı? Pazartesiden pazara girmiş gibi. Yağ lazım mı? Ha yağ ver ver yağ, yağ ver. Yalnız o yağ değil sirke canım. Hemen. Tamam hadi. Tamam. Geldi. Geldi yağ geldi. Ya süzüyorum onu. Sirke o sirke. Yeterli bunun suyu zaten. Bak hadi bakalım. Eti kontrol et. Dur eti yedin mi? Sirke mi bu? Sirkeymiş. Rendeciyim ben artık. Sen rendeci misin? Evet. Ne için rendeliyorsun onu sen şimdi? Ekstra malzeme. Bir baksanıza şunların tadına. Garanti olsun işimiz diyorsun. Bir bakın şunların tadına. Tuzlu mu bu? Tuz çok az. Tuzlu mu? Bir bakın bir bak. Tuzlu çok az. Değil mi? Sizin et olmamış ama ne yapacaksınız onunla? Ya sen görmediğin işlere niye karışıyorsun? Görmeden niye yorum yapıyorsun sen ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen... Sirkeyi yağ zanneden bir insansın. Ben olmasam yemeğinize sirke koyuyordunuz. Koymadım ama. Ama ben olmasam koyuyordunuz. Teşekkür yani. Ediyorum. O yüzden çok laf atmayın yani. Tamam. Etten sonra salça. Hayır abi bir dakika orada yazın. Yazın. Eti getirdim. Bekle, eti getirdim. Bekle, dur. Domates sosunun üzerine pişmiş etler koyalım. Tamam. Yalnız et lokum gibi olacak biliyor musun? Güzel olacak. Getir onu. Direkt ona boşalt. Bak, hareketlere bak, bak. Hareketlere bak. Az koyudan, öz koyudan. Parmak kalkması önemli. Bu Neyse. Parmak kalkacak. Evet. Evet, evet, arkadaşlar, sürenizin sonuna geliyorsunuz. Hadi, bir dakikadan az kaldı. Soner sana verdim nerede? Ha? Kızlar kesebilir mi lütfen? Kızlar kesebilir niye, mi? Niye kestin ya? Lütfen. Kestim. Neyse. Bununla kestim. Çıkartabilirsin. Yavaş kes. Çıkartmak için bir kavga acele etmeyin. Acele etmeyin. Dağılmasın. Sürenizi bitiriyorum. Bitti. Arkadaşlar, ve koy. Bitti. Koy. Bitti. Tamam tabağa koyacak. Uzaklaşmanız lazım artık bıraklarınızdan. Ayrıca şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eğer koyamadıysanız arkadaşlarımız zaten yardımcı olacak. Okey tamam. İşimiz yok bizim burada. Gel buraya. Hadi. Bravo. Hadi çok iyi, çok iyi. Gel takım gel. Gel. Çok iyiydi çok. Yavaş ver. Adam. Merhaba. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi tadım için arkadaşlarımız mutfağı hem temizleyecekler hem de servislerinizi tamamlayacaklar. Ardından da tadım aşamasına geçeceğiz ve puanlayacağız. Teşekkür ederiz. Tuz koysaydım keşke. Birinin eti daha yumuşak, diğerinin eti bir tık daha sert. Ama adam büyük bir lokma oldu, kusura bakma lütfen. Of ya, istemiyorum. Efendim, ekipler yemeklerini eksiksiz yaptıklarını düşünüyorlar ama bilmedikleri bir şey var. Şu anda arkada ekip arkadaşlarımız onların gözlerini bağlıyor. Çünkü birazdan onları buraya davet edeceğim ve kendi yaptıkları yemekleri deneyecekler. Ve gözleri kapalı olduğu için de objektif olarak da bu yemekleri değerlendirme şansına sahip olacaklar. Eğer siz hazırsanız ben çok hazırım. Yavaş yavaş onları davet etmeye başlıyorum. İlk yarışmacımız geliyor. Şimdi sana yemekler tattıracağım. Her iki menüyü de ayrı ayrı tattıracağım. Hangisini daha çok beğendiğini söyleyeceksin olur mu? Tabii ki. Tuz koysaymış keşke. Bu çok tuzsuz. Bir şey söyleyeyim bu bizim değil. Çünkü biz her şeye çok tuz koyduk. Peki o zaman seçtiğin yemek senin? Sondaki verdiklerimiz. Tamam peki. Hangi menüymüş bir görelim. İki ayrı menüyü sırayla tattıracağım. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek. Birinci yediğim salata ikincisinden çok çok daha iyiydi. Yemeklere çok ayrı ayrı konsantre olma. Genel anlamda menünün lezzetine bak. Tamam. Senin için çok çok daha kolay olacak.
birinin eti daha yumuşak, diğerinin eti bir tık daha sert. En son yediğim makarna daha lezzetliydi. Bir tercih yapabilecek misin? Hı hı. Hemen alabilirim. Söylüyorum. Hangisini daha çok beğendin? İki. Emin misin? Evet. Biraz kuru olmuş bu et. Peki, ya diğerine baktıktan sonra istersen. Yorumunu yaparsın. Heh, söyleyebilir misin mesela hangisini İkinci daha çok beğendin? İkinci yediğim makarnayı daha çok beğendim. Tamam. Umarım bizim makarnamız. Bakacağız onu, göreceğiz. Ama biz göreceğiz, sen değil. Evet, tamam. İzninle. Geliyor, hazır mısın? Ups, tuttuk mu? Evet, gitti. Hı-hı. Hangi menüyü seçerdin? Hangisi daha güzel sence? İkinci yediğim. Hangi sebeple? Hangi sebeple? Daha güzel, daha hoşuma gitti. Sana çökertme geliyor şu an. Birini soldan verdiniz, birincisi evet. Tamam. İlk tattığın yani. Evet, ilk tattım. Onu beğeniyor musun? Yani o biraz daha olumluydu. Evet, beğendim onu. Tamam. Evet, tadımız bitti. Yarışmacılarımız gerçekten objektif bir şekilde seçimlerini yaptılar. Onlar da şu anda bilmiyorlar sonucun ne olduğunu. Hep birlikte göreceğiz diyelim ve onları mutfağa yanıma davet edeyim. Gelin bakalım. Tadımları yaparken neler hissettiniz, ne yaptınız onu bir alabilirim artık. Çünkü yaparken sormamıştım size. Şimdi sorayım. Çok güzeldi. Buraya geldiğiniz zaman şu anda mesela doğru tercihleri yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yani şöyle, ben düşünüyorum. Niye? Çünkü biz sarımsağı biraz yoğurtta çalıp öyle koyduk içine. Hı hı. O aromayı aldım. Bir de o etin pişmişliğini aldım. Hı hı. Yani o şekilde öyle olumlu buldum. Seçim yaparken yanlış yapmadığını düşünüyorsun. Yani öyle düşünüyorum. Alacaksın sen. Ben de düşündüğüm için varım da işte yani... İşte iyi inşallah doğru bulmuşsun. Şimdi bakınca çok da fazla emin olamıyorsun gibi. Olamadım gibi. Gözlerim bağlıydı sonuç olarak. Evet. Allah hayırlısını versin. Amin. Peki. Mukadderat. Tamam peki. Hazır mısınız peki? Kazanan menünün hangisi olduğunu öğrenmeye. Evet. Çok güzel. Heyecanlıyım şu an. Çok heyecanlıyım. Baya. Umarım biz kazanmışızdır. Tamam peki. Sonucu açıklamanın sırası geldi artık. Kazanan takımın hangisi olduğunu Anılcan'ın takımı. Ya. Arkadaşlar, elinize sağlık. Düşürmüyorum. Elinize sağlık. Rövanşını vermiş olduk. Elinize sağlık. Üst üste konuşmuyoruz zaten. Söyleyeceklerini istersen biraz sonra, bir saniye, bir kendi aralarında konuşsunlar. Yani Oğuzhan'ın az önce elinize sağlık olsun falan gibi bu yaklaşımı gerçekten bir ekip lideri örneği gösterdiğini düşünüyorum. Anılcan biraz şımaracak anladığım kadarıyla. Ben o zaman sözü ona bırakıyorum. Kardeşim biz bir dahakine iki kişi falan mı yarışalım? Bak benim elim de şey olmuştu. Ha bunu da söyleyelim bu arada. Ha bunun farkındasın herhalde sen de. Çünkü Anılcan neredeyse 30 dakika, neredeyse değil tam 30 dakika. İki oyuncun eksikti. Yoktu. Evet, tamam. İki oyuncu da yoktu. Evet. Ona rağmen mi iyi bir yemek yaptın yani? Çok iyi yaptık, iyi değil. Çok iyi. Biraz söyleyecek ama olsun ya. Tabağımız bile bitmiş. Bir dahakine siz de yaparsınız. Peki Ozan, şimdi bu skorun nasıl alındığını biliyor musun peki? Kendi takımından iki tane arkadaşının karşı tarafın yemeğini beğendiğini biliyor musun? Yani olabilir, karışıklık olabilir. Yani kimseye haksızlık yapmaya gerek yok. Yani yemekler hemen hemen birbirine yakın tadlar, lezzetler. Peki yani, sence kim yanlış bilmiştir yani, lezzeti? Şöyle düşünüyorum, şu bol sarımsaklı yoğurtlu sosluysa benim ağzıma gelense eğer... Biz sarımsak koymadık. Sarımsak koymadıysanız o zaman ben seçmedim. Hayır. O zaman ben değilim. Ben kesin. Olabilir. Ya olabilir.
Olabilirim. Ben hemen. Ben olabilirim diye düşünüyorum. Öykü'yle Dilara zaten evet. Kendilerini anladılar. Şöyle alayım sizi. Yani çünkü ben diyorum ama. Çok özür dilerim söylüyorum. Birlikte. İzin verir misin Güncel'cim sen de Dilara'ya? Çok mersi. Emin olmamakla birlikte. İlk yediğimizi seçebilirdim aslında ben. Evet Öykü'yle Dilara senin takımındalar. Ben zaten açık olarak. Ben zaten o zaman da söyledim. Çok bariz farklar yok. Sadece eti bir tık daha yumuşak diye bunu seçtiğimi söylemiştim. İşte bitiyor Dilara'cığım. Biz marine ettik de yarım saat. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Size ilk olarak bir şans verdik aynen. Diyelim. Aynen. Bunların sonrasını göreceğiz. Konuşmaya devam. Burası bizim galiba. Konuşmaya devam. Birileri konuşur, birileri yapar. Evet. Beni çok güldürdü. Çok şey. Yani Oğuz. Burada söz hakkı istiyorum. Neticeye baktın mı? Tamam. Bir saniye. Kardeşim. Şöyle Dilara'cığım özür dilerim. Bir saniye izin istiyorum senden. Evet. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar çok sevinmesin. Önümüzde daha yarış var. Evet. Daha ilk çok yarışma olacak. Tamam. Yani bu bir talihsiz olay olmuş olabilir. Arkadaşlarımızın üstüne de gidemeyiz. Bir tatsız olay olmuş. Tadını alamamışlar. Ne olabilir. Yani karşı takımın enerjisini de anlıyorum. Kazandılar. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorsun. Güzel, tebrik bak, güzel bir olabilir. Şey bu. Kabul etmeyi de bilmeniz yani, lazım. Bir kemeci bile öpmek diyoruz. Ama şimdi olabilir. Şöyle bir şey var. Öyle demeyelim de. Mutlaka söylememiz gereken bir şey var. Şimdi kibarlık da yapıyor. Hiç gerek yok çünkü benim söyleyeceğim şey zaten yeterince üzücü olacak biliyorsun. Birazdan ekibinden birisinin eleme potasına girmesi gerekiyor. Bu ismi vermek durumundasınız bana az sonra. Bir değerlendirme toplantısı yapacağız sizinle. Ve orada bana aklınızdaki ismi söyleyeceksiniz. Ne yapalım? Mecbur, istemeyerek bir şeyler yapacağız. Peki. Seni tebrik ediyorum. Ekibini de tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Gerçekten hakkınızda kazandınız. Değişik oldu ama gerçekten kazandınız. Ben izninizi istiyorum. Birazdan tekrar birlikte olacağız sizinle. Siz o sırada isterseniz değerlendirmenizi yapın. Efendim? Sağ olun. Çatalım biz yesek. Bak, yiyelim ya. Bak, peki. Yiyelim. Siz bilirsiniz. Ağzımız güzel tatlansın. Getirin arkadaşlarım. Sağ olun. Hadi. Sen dışarıdan istersen Oğuzhan peçete tutuyordu be. Benim umurumda değil. Yarım saatte saygıdan bahsediyor. Şu arkadaşların beşi çalıştı. Sen yapmadın hiçbir şey. Ben sizden bir isim isteyeceğim birazdan. Eleme potasına uygun gördüğünüz kişinin ismini isteyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kazandık diye çok sevindim. Makarnayı güzel yaptım diye de çok sevindim. Çünkü ben şey düşündüm eğer... Ben o makarnanın o kadar güzel oldu anlamadım biliyor musun? Her şey, bütün aksilikler üstüne geldi. Olsun. Bazen hatalar daha dedik ama zaten. Ne oldu biliyor musunuz? Her şey karıştırdık içine. Ne düşündüm biliyor musunuz? Eğer kaybetseydik beni eleyeceğinizi düşündüm. Çünkü ben ilk oyunda biraz kötü oynadım. Çünkü o sıra böyle modum falan düşüktü ve oyuna çok yansıdı. O yüzden hani beni çok şey olarak görüyorsunuz diye düşündüm. Biz sana güvendik. Biliyorum biz, bana güvendiğinizi zaten güvenimizi, ben hissettim o yüzden o kadar iyi. Güvenimizi boşa güvendik çıkarmadığım bu arada. İçin teşekkür ederiz. Takım herkes çok iyiydi. Evet gerçekten çok iyiydiniz. Yani, şimdi 3 kişi başladık. Evet. Ama şöyle aslında 3'ten bir ara 4'ten 3'e düştük değil mi? 4'ten 3'e düştük. Bir 15-20 dakika. Bir kazayla. Evet. Ama bir şey söyleyeyim az kişi olmamız bizim için çok avantaj. Ben de aslında biz dezavantajı avantaja çevirdik. Evet. Orada güzeldi konsantrasyonunuz çok iyiydi. Çünkü karşı taraf şöyle. Kalabalık yoktu yani o ya. 6 kişi mesela bir tabağı hazırlamaya çalışıyorlardı ama biz hepimiz mesela birimiz salatada, birimiz kebapta, birimiz makarnada çok iyiydi. Gönül isterdi ki bugün böyle bitmesin. Yani galip gelelim. Karşı takımı mağlup edelim. Ama olmadı. Yani bu değildir ki yarın olmayacak. Aynen öyle. Yani bu değildir ki yarın biz böyle neşelenip burada eğlenmeyeceğiz. Yani onların oturduğu yerde oturmayacağız. Kendi adıma İçimizden... kusura bakmayın bu arada sözünüzü kesiyorum. Abi yani. Her bilemedim. Kimse kusura bakmayın. Şöyle. Ya bilememe imkanım olamaz. Bilmişim ve onu reddedip diğer karşı tarafın tabağını seçmişim. Bir fikrin var mı? Aynısını istediğin için. Bu bizim makarna. Bilmiyorum artık bakacağız ona. Of ya ikisi de birbirine benziyor. Burcan'ım en son yediğim tabak. Yemek. Hı hı. Daha çok beğendim. Tamam. Eminsin. Hı hı. Yani şöyle, evet herkesin bir minimal hatası oldu. Olabilir, olabilir. Yani, ben de kendi adım herkesten tekrar tekrar olabilir, özür diliyorum. Olabilir, niye yani biliyor musunuz? Normal hatamız eleme potasına gitmemize sebep oldu. Evet. Yani benim şunu demek istiyorum, hepimiz kan ter içinde ona kaldık hiçbir şey orada. Diyemeyiz. Hepimiz çok güzeldik ama yani biliyorsunuz ki bugün yani sonuçta bir kişiyi mecbur söyleyeceğiz. Yani bu işin kuralı bu.
tartışmalar yaşadık. Nasıl emin? Ona rağmen nasıl motivasyonu kaybetmeden evet, gerçekten hepiniz elinizden gelenin maksimum derecede uğraştınız. Soner'le biz hani potada olmamamıza rağmen elimizden ne gelirse evet, girdik, çabaladık, salmadık yarım saat. Girdikten sonra çok güzel yarıştınız. Siz de ayrıca yani teşekkür ederim. Müteşekkir ettiniz ben bizi. Ben o anda zaten kafada ben şeyi sildim. Hani biz potada değiliz ama takım sanki ruhu. Yine işte de takım. Takım ruhu olduğu için ben çok sevindim. Beni bugünkü performansıma göre değerlendirmemenizi istiyorum. Yani ben herkesin, şunu savunuyorum ben hiçbir şekilde bahanem yok arkadaşlar. Beni istediğiniz gibi yani, bu eleştirip yani söyleyebilirsiniz. Bile de zaten söylüyorum. Bir şey aynen aynen yani. Yani. Sonuç olarak biz burada yemek de yapacağız, oyun da oynayacağız. Demoralize olmayacağız dedik. Tabii. Karşı tarafı belki yapabiliriz ama biz olmayacağız dedik. Aynen. Ama bizim tarafımızdan bir demoralize olmuş. Evet. Ve biz şu şekilde bakın kişisel olarak söylemiyorum. Biz sadece konuştuklarımızı anlatıyorum. Ve bunun dışında hani kendini yemek tadarken olumlu bir durumdan olumsuz duruma çekme durumu da var. Ben bunu yaşadım, gördüm. İşte onu yaptım ben de. Kendi tabağımızı bırakıp karşıladım. İşte ben bu arada yani şunu bu söylemek istiyorum. Bazen damak zevkimizi yani biraz köreltip yaptıklarımıza daha çok odaklanmamız gerekiyor. Ben demoralize olmadım. Ona rağmen iyi savaştım demeyi çok istedim özür dilerim aslında. Ben burada dilerim kişisel olarak konuşmadım. Murat bak ben çok güzel bir şey değil. Çünkü biz burada tek bir bedeniz bak, aslında. Evet evet. Murat ama tek hareket şey ediyoruz. Değil, aslında çok bir ruhumuz var ama tek bir bedende buluşuyoruz. Oradan iki kişinin bizim yemeğimizi beğenmesi. Bir de evet, arkadaki şeyi söyledim. Bir de o kadar koalisyon falan yapmaya çalıştılar. Tabii tabii. Evet. Yemeğimizi ben beğenip bir de böyle yapıyorum. Bence kötü yemeği seçtiler yani. Direkt öyle. Çünkü onların eti çok böyle sakız gibiydi ya. Yanmıyordu yani. Sonuçta ben netice demek ki evet, güzel sonuçlandı. Ben böyle güneş bana dedi ki, bak Güneş bana dedi ki hangisini seçtin dedi. Ben de böyle yaptım. Güzel olanı dedim. Güneş böyle yaptı yani bizimki. Aynen. Bitti. Ama gerçekten güzel, lezzetliydi yani. Güzeldi. Yumuşak. Onların etini ben yutamadım. Biraz evet, makarnası da kuruyor. Yani evet, makarnasının salatasının bir tadı yoktu. Evet. Şey yoktu. Damak zevkinizi ayarlayıp oraya gittiğinizde salatanın onların olup etinin bizim değil de karşı tarafın olduğunu bildiğiniz halde o karşı tarafa da vermek bir adaletsizlik oluyor benim gözümde. Yeah. Bunun farkında olmak da benim takımdaki arkadaşlarımın hakkı için benim için önemli. Çünkü adaletli bir seçim olmasını istiyorum. Orada da tabii orada da problem var ama şimdi demek istediğim şu. Bir kendi yaptığından yargılanmak var. Bir de kendi uğraşmadığın şeyin tadını bilmemek farklı olabilir. Yani bu şu değildir ki hani ikisi de çok hatalıyor. Yani karışmışlık olabilir. Yani insanız. Biz de hata yapabiliriz. Yani o da hata yapabilir belki yarın. O da hata yapabilir. Evet. Ama benim yani inisiyatifim bu. Yani düşüncem bu. Yani varsa yani, aksi takdir. Yarışmaya başlamayı söyledik zaten. Siz de dinleriz hepimiz yani. Bir hata yapabiliriz dedik. Gülcan yani evet, siz de konuşun hepimizin yani. Hepimizin belli bir eksiklikleri vardı. Kesinlikle belki tamamlayan öyle yanımız da vardı. Tabii tabii tabii. Birisi eti doğrarken arkaya döndüğünde yağın az olduğunu söyleyebiliyordu. Veyahut evet, da birisinin sosunun az olduğunu söyleyebiliyordu. Bravo. Yani bunlar da bizim için önemli faktörler. Bize destek olacak, bizim takımımızı lider pozisyona taşıyabilecek ekibin ruhu lazım bize. Tabii ki. Bu evet, detayların da ince ama gerçekten görülmesi gerekiyor bence. Şu an orada olsan kime elerdin? Yani sen yaz o cevap verin. Ben şöyle yemek yaparken kim daha bana böyle az orada olsun katılım ha sağladıysa o kişiyi hedef alacaklar bence. Hani şu an yani yemek sonuçlanır. Oğuzhan çok konuştu. Hep hayır, gezindi. Ben Oğuzhan hiç yemek yaptığını görmedim. Hep geziyordu, full bir geziyordu. Bir kepçe alıyor, karıştırıyor. Evet. Kepçe böyle alıyor. Bir bravo. Şey böyle iş yapmış gibi görebilirsin. Orayı buraya koyacaksın. Salatalarını deneyen var mı aranızda? Çok tuzsuzdu. Ben denemedim. Şey baharat koymamışlar hiçbir şey. Tamam, salata kötü, et kötü, makarna kötü yani. Hepsini elerdim. Ben gerçekten bugün stratejik olarak en azından yanlış tabağa oy verdiğimin farkındayım. Hatta orada da söyledim. Mutlaka izlenir. Bir şekilde siz de görürsünüz. Aralarında bariz farklar yok dedim. Sadece bazı salatadan dolayı salatada acı olduğu için biz salataya acı koymadığımız için onların olduğunu düşünerek yanlışlıkla onların tabağına vermiş bulundum. Ben kesinlikle bugün kendimi gösteremediğimi düşünüyorum. Ve buradan gitmeyi hak etmediğimi düşünüyorum.
ve ben... bugün gösteremediğim yeteneğimi en kısa zamanda, yani en kötü yarın bile gösterebileceğimi düşünüyorum. Yani ben bir daha bunu yaşamayacağımı düşünüyorum. Kendi ben adıma. Az önce tatlı dille söyledim. Sanırım anlatamadım. Bir tık sesimi yükseltmem gerekiyor galiba anlayabilmen için. Ben diyorum ki... Sesini yükseltmeden de anlayabilirim. Ben diyorum ki ben ilk oyunda bir galibiyet sergilemişim. İkinci oyunda kendi yapmış olduğum yemeklerin o ince detaylarına kadar görüp... Tamam, bilip, sen zaten elime potasında değilsin, o yüzden bunu konuşamazsın. Ben de olabilirim, o bilmiyorum ki kimin ne yazdığını bilmiyorum. Hayır, ben şu anda, ben de olabilirim yani. Hatalı olan birisi. Hayır, hatalı diye bir şey yok. Belki beni de yazmış olabilirler, bilemem. Beni kaçırmış olduğum bir şey var. Ama şöyle bir şey var, sen şimdi kaptan olarak bize dedin ki, benim mantığıma göre dedin. Benim mantığıma göre? Tamam, benim mantığıma, ama sen zaten söylüyorsun ismi. Benim mantığıma göre dedin. O söylüyor diye. Bir saniye. Benim mantığıma göre dedin. Hayır, herkesin fikri açık ortada. Bir dakika hocam, ben daha kimseye bir şey diyemem. Konuş Dilara. Teşekkürler. Benim mantığıma göre hatalılardan birisi gitmeli tarzında bir şey söyledin. Tam cümleni tekrar edemiyorum şu an. Ama bu açıdan konuştun. Tabii. Ve hatalı olan biziz. Ve açıkçası ben kendimi daha suçlu hissediyorum. Niye bilmiyorum. Hatalı olan gitsin denildi ya hani, evet, ortada. Gitsin demedim. Ya gitsin denildi ya, hatalı olan... taraf ya. Şu an burada oturmuşken hatalı olan biri onu söylemek istiyor yani. Onu söylemek istiyor. Yerde değilsin. O yüzden tamam, kazanmış olabilirsin. Şu anda da zaten suçlu konumunda değilsin. Kendini böyle bir savunmaya geçmene gerek yok senin. Ben grup ama adına söylüyorum. Ben biraz çelişiyor herhalde. Evet, bence şimdi de çelişiyor söylediklerin yani. Salatayı yedim diyorsun. Acı tattım arkadaşlar. Zaten biz acı, biz de acı koymadık. Biz acı tatmadık işte. Biz acı sen kendin söyledin acı tattım demedin. Evet, salatada ben, acı vardı evet, dedin. Evet, bir dakika. Bizde yoktu. Bu bir. İşte ben de o yüzden. İkincisi, sonra eti tattın. Ette bizim sos da yoktu. Evet, biz eti sosla yapmadık. Sen bana ne dedin? Yaptım. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bana ne dedin? Ben sevdiğime verdim. Tadı güzeldi etin dedim. Evet. Bunu sen kendin söyledin bana. Açıkça söylüyorum burada yani. Ne zaman söyledin? Burada nerede söyledin? Lütfen, rica ediyorum. Nerede kazandıklarında da yani zaten bunu ben böyle sarılıp öpmediğin kalmıştı yani. Hani o kadar tebrik ettin, öyle düşün. Ya çok beğendiğini söyledin çelişiyor. Ama gerçekten açıkçası çok beğendiğini şöyle söyledim. Şöyle söyleyeyim, evet çökertmeyi beğendim ama bakın. Bak, tekrardan şimdi, söylüyorum. Bir saniye ya. Nerede söyledim ya, diyorsun ama şimdi diyorsun ki evet hayır, beğendim. Şöyle söyleyeyim, bakın ben orada tadarken şunu söyledim. Aralarında çok az fark var. Ya biri soslu, biri aşkım, sossuz. Aşkım bayağı bir fark var ama. Aralarında yani lezzet çok bak. Hayatım şöyle, lezzet suyla karıştırıyor. Lezzet. Biz orada önce suyla haşladık. Suyu çektiği zaman onu yağladık, kızarttık, anladın mı? Ben de bizde sos yoktu. Ama lezzet onlarla da lezzet sosu mu yapıyorsunuz diye. Ciğer yapıyor gibi falan. Ciğer yapıyor gibi konuştuk yani. Arkadaşlar geldiğimiz nokta şu, hatalar yüzünden savaşlar kaybediliyor. Evet. Hatalar yüzünden insan hayatı kaybediliyor. Daha biz çok de, dikkatli olmamız lazım. Bizim de hatamız yüzünden, bakın ben kimseye bireysel olarak işte Dilara'nın hatası var, Murat'ın hatası var, kesinlikle ya da Oğuzhan'ın hatası var demiyorum. Hatalarımız yüzünden şu an iki oyu kaybettik. İki oyu kaybettiğimiz için şu an bu konuşmayı yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Çoğunluğunda hep böyle liderlik konuştular ya, çoğunluğunda hiç liderlik vasfı yok. Hani böyle kendilerini savunabileceklerini falan da düşünmüyorum. Oğuzhan'ı böyle şu an kendilerinin üstün görüyor bence onlar. Onu yazmayacaklar. Böyle onun egemenliğinin altındaymış gibi görüyorlar şu anda. Bir de şöyle, bence de liderlik bir şöyle bir yemek yaparken bir şey dedi. Sen de takımını susturamıyor musun? Bir şey dedi ya karşı taraf. Oğuzhan dedi. Sanki bari. Sen bizim Burak şey... Burak dedi onu ya. Burak ben, takımını ha, susturdu. Sanki, ha işte ben onu kim söyledi dedim. Ben soru sorunca kimse bana cevap vermiyor. Tabii. Sanki, bir anda sustular zaten. Bir anda sustular. Bak o Dilara'da Oğuzhan da öyle oldu. Oğuzhan ve kanatların altındakiler oradan yani. Oradan ufak değil. Herkes ekip, özgür bir birey ekip, yani. Oğuzhan herkese böyle emir falan veriyor ya. İstediğin kadar lider şey olacaksın. Ekip zannetmiyorum ben. Bir ekipsen zaten o ekipteki herkes lider olmalı. Lider görevini herkese dağıttığı zaman lider olabilir. Sadece tek başına kendi konuştuğunda, hiçbir iş yapmadığında bir lider olamazsın. Ama lider gerçekten ekibine o görevleri verebiliyorsan ve o ekibin de kendini lider hissediyorsa her bir birey, aynen, bence ekip olur burada olduğu gibi. Zaten bizim oraya oturduğumuzda da bizim söylediğimiz sakat şey... Adam sakat yaptı bu. Eyvallah. Evet. Birlik beraberlikti yani. Aynen. Hani sanki biz senin üzerine böyle... Evet, öyküde hata yaptı. Evet, evet şey yani çünkü şöyle söyleyeyim, sadece benim hakkımda konuşulduğu için bana da cevap bak, hakkı doğuyor. Ben duyduğum ve gördüğüm her şeye cevap vermek zorundayım. Şöyle. Tabii ki de kendini savunabilirsin. Ben bak bu takımı sizleri seçerken... Ve ben açıkçası şöyle söyleyeyim,
hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizle böyle bir duruma gelmek istemezdim. Kimse evet istemez. İlk gün farkındayım. Evet. Ama hepinizle enerjim çok tuttu. Tek bir kötü an bile yaşamadım sizinle. Kimse senin kişisinle bir şey demiyor biliyorsun değil mi? Kişisel olarak evet. Kişisel olarak hiç kimseyle problemim yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Burada kimsenin kimseyle kişisel olarak yani bu yolun evet. Zaten şansına ve karakterine evet. Ait değil. Zaten evet. Ben zaten bunu kabul ediyorum. Aynen. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir saat boyunca yarışma yaptık. Bak bir saat boyunca yarışma yaptık. Örnek veriyorum Murat'a laf atılsa ben Murat için cevap veririm. Sana bir laf gelse Oğuzhan senin için cevap verir. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Böyle olmalıyız zaten. Sadece bu arada benim görüşüm eleştiriye açık bir insan olduğunu düşünüyorum sadece. Hı-hı. Çok fazla hırslısın. Evet. Bu hırs bize kendine... Belki de çok yaşın... Lafını balla kestim. Evin en genç kadını sen olduğun için evet, alıyorsun. Evet, yaşlı alakalı da olabilir. Ya bu güzel bir şey ama 22 yaşındayım ve yemek konusunda en az tecrübeli de benimdir muhtemelen. Yani daha bu zamana kadar hep ailem yaptı yemekleri. Tabii ki de ben de yaptım ama çok ufak tefek şeyler. Birazcık yaşımın da azizliğine uğradığımı düşünüyorum. Ama sen şurada otururken ben şey dediğini hatırlıyorum. Çok mantı iyiyim yemekte. Mantı bile açarım diyordun. Evet. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Aç belirli yemek. Belirli yemeklerdi o. Mantı açarsan belki daha iyi açarım. Nereden biliyorsun? Belirli yemeklerdi. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben yemeği kötü yapmadım farkındaysan altını çizeyim. Ben yemeği kötü yapmadım. Evet, tadım da bilemedim. Haberin olsun. Yemeklerimiz güzeldi. Evet. O zaman bir sorun yok. Bana buradan yürüyemezsin. Yok çok ama iyi yemek onların... yapamayabilirim. Ben ailemle kalıyorum dediğim ama istaden söylüyor. Evet. Tamamen bunu anlamı istediği gibi anlıyor. Arkadaşlar bazen. Şimdi hayır, bak sizin her buradan... paragraf açıldığında ben de onu söylüyorum. Ekliyorsun. Evet. Arkadaşlar. Dilara bak şimdi buradan analiz ediyorum. Dinliyorum 5-10 dakikadır sizi. Yani şimdi hatalarınızı güzel. Kabul etmeniz çok güzel. Evet. Yani ayrı bir yarın öbür gün biz hata yapsak biz de böyle bu şekilde konuşmamız lazım. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Bizim ekibimiz dürüst bir ekip olmalı. Ama şöyle evet, yani. Bak ben size demin dediğim gibi benim için önemli olan şey hatanın eğer iki kişi de hata varsa hatanın boyutu. Yani bendeki evre düşünce bu. Onların sadece ağızları çalışıyor. Başka yok yani hani. Ay keşke bir o işlev şey, göremedim. Bandı gözlerini değil de ağızlarını taksalardı. Evet. Oğuzhan mı? Genel. Genel. Oğuzhan çok yarın konuşuyor. Bant getirelim aşırı bence. Aşırı konuşuyor ya. Oğuzhan'ın ağzını. Çok mantıklı. Ben evet. Ben getireyim mi? Ya bir şey söyleyeceğim burada. Bu sende. Tamam. Getir. Bu ne ekibin isim böyle şey mi? Böyle gitti ki sana yeter. Simgesi mi oldu bu ekibin? Ne bileyim. Şey şu mu yani? Ne bu? Enerji. Enerji. Yes. Allah. Hadi gel. Sen de gel oradan. Buraya gel. Hayır tut onu tut onu. Yolla. Benim elim şey yaptı. Tamam ötekini. Geçer mi buradan? Hadi. Ya. Bak yaşıyorum. Benim elim aman yamuk. Okey. Aldın mı elektriği oradan? Geldim ben böyle. Voltajı gönderdim. Soner, sen sana kadar sen oraya gönder Sonet, onu anladın. Sana kadar gelmiş olması lazım. Aynen. Kanka sen aileyi dokun, biz dokunmayalım, geliyor zaten. Buraya doğru voltaj geliyor. Oraya kadar gidiyor, ben sana söyleyeyim. Bak sizin evet. Yüzleri gülüyor artık. Enerjiden. Herhalde elenecek, yani potaya gireceğinin farkında değiller. Ciddiye almıyorlar ki yarışmaya. Onlar bence böyle lay lay loma gelmişler. Bizim yemeklerimiz mükemmeldi. Bence de. Ben yani ben hepsini buna kanaatkarım. Ama dediğim gibi benim kendi toleransım, kendi düşüncem. Beni haksız bulabilirsiniz, beni farklı bulabilirsiniz. Yani dediğim gibi yarın ben yapsam hepinizin yüzüne söylerim, yapın. Abi bir de şöyle bir şey var. O yapsa biz değil, ama onlar bizi manipüle ettiler. Bendeki siti şu. Hata varsa evet, vardır. Fazlasıyla. Hata varsa yani. Vardır. Ama hatanın iki tarafta hatası varsa boyutu var. Yani evet. Ben 28 yaşındayken aynen. İlk defa işte et için marine hazırladım. Ya da ne bileyim sen salata için tabii. Malzeme hazırladın. Tabii. Bunlar da ilk defa bir şey. Bu yaşımda ilk yani. Defa şey çıkartma yani. Kebabı yaptı. Yani çıkartma kebabı karşı tarafı güçlü oldu. Yani ben size bir şey diyeyim. Yani şöyle, şöyle bakın mevzuya. Radık o da bizim yanlış tercihimizle alakalı bir durumdu. Konu oldu. Buraya mı? Hı. Ufak bir yara. Evet onun farkındayım ne oldu ama. Bilmiyorum nerede oldu. Farkında değilim. Bende de oluyor. Acı eşiğim yüksek. Benim de. Öyle mi? Ortak yönlerimiz niye bu kadar fazla? Bilmiyorum. Senin burcun da kovaydı değil mi? Aynen. Evet. Aynı burcuz. Hangi gün? 14 Şubat sevgililer günü senin. 16 Şubat. Senin yükselen burcun neydi? Başak maalesef. Ha, Başak. Senin? İkizler. Bay bay.
tekrardan hepinizden tek tek özür dilerim ama özür dilenmek yani yanlış bir seçim yaptım. Özür dilemek ayrı bir şey. Özür şu anki potansiyelde dileyeceğim bir şey değil. Yani yanlış bir seçim için. Yani Gülcan diyor mu yarın öbür gün ben de yaparım bu hatayı. Yapabilirim. Aynısı bana olsun. Ama evet, ben ama gelip yaptığım her zaman arkasındayım. O zaman kimse en baştan bu kadar büyük konuşmasın. Yarın ne olacağımız belli değil. Kesinlikle öyle. Ve şu bir gerçek sözünüzü kesiyorum. Karşı taraf hak ettiği için almadı abi. Sırf evet. Bizim evet, ben bakalım, dolayım. Bir şey yanlış tercihler ben dolayı değil yani. Bizim yaptığımız hatalar belki geçtim, her şeyi geçtim. Bizi iki kişi yendiler. Evet. İki kişi yokken yendiler, farkında mısınız? Evet. Bakın bunlar bizim için temel unsur. Benim bu zoruma gidiyor. Ama motivasyonunuzu düşürmüş. Ya motivasyonu düşmüyor. Adam yarım saat sonra gelip bize orada muhabbet ederek, laf atıp, yemeğini yapıp kazanacaksan yani bir anlamı yok. Çok komik. Hayır abi, bakalım. Murat, bak konu ne bro? Konu bizim yemeklerimiz zaten güzel. Ama konu içimizden kişilerin yapmış olduğu tercihlerden dolayı bizim buraya gelmemiz. Yani bizim yemeğimiz güzel. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hadi gelin hoş biraz geldiniz. Oturalım sizinle. Kendi değerlendirmelerinizi yaptınız anladığım kadarıyla. Hararetli konuşmalar yapıldı galiba, değil mi? Evet. Senin tarafında, senin daha doğrusu senin ekibin arasında hararetli konuşmalar yapıldı. İçimizde oldu öyle bir diyalog. İster istemez tabii ki evet. Günün ikinci yarısına avantajlı girdiğiniz bir günü şu anda bu şekilde kapatıyor olmak herhalde hepiniz için üzücü olsa gerek diye düşünüyorum. Üzücü. Üzücü oldu evet. Ama ben günün genelini bir değerlendirmek istiyorum. Nasıl bir gün geçirdiniz sizce? Şu an izninle lütfen Alcan'ın takımına sözü vereceğim. Tabii ki. Çünkü en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi aslında güne başlarken Ceren sana çok değişik değil mi? Eleştiriler vardı. Şu anda her şey değişti ve güzel bir arkadaşlık enerjisi alıyorum sizin tarafınızdan, doğru mu? Yani 11'i birden üstüme geldiler oyunda. Ama sonra sevdiklerini düşünüyorum beni. Ben gelmedim. Ben de gelmedim. Evet yani geldiniz arada şimdi. Kim geldi? Sen de geldin. Ha, hepiniz geldiniz yani şimdi şey yapmayalım. Ben gelmedim demedim ya, gelmişiz değil mi? Tam olur yani. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça ama işte, eridi biraz daha buzlar. Yanımda dursunlar, karşımda değil yani. Şu an zaten güzel bir ekibiz, şu an böyle bir problem yok. Peki mesela ben böyle ilk böyle eve geldiğiniz zaman size söylemiştim sizi gün içerisinde bir sürü sürpriz bekliyor diye. Memnun musunuz karşılaştığınız sürprizlerden? Evet. Evet. Ya açıkçası ben o zarflardan... Krizi avantaja çevirmek lazım. Zarflardan ben dezavantaj olduğunu hiç düşünmedim. Tam tersi daha iyi bir şeyle karşılaşacağız diye düşünüyordum. Sürpriz oldu. Bizim için sanki iyi mi oldu? İyi oldu. İyi oldu. Yani. Daha böyle sakin bir başlangıçla sonradan hızlandık bence. Kendi elleriyle bize çok güzel bir şey yaptı. Destek verdiler. Sizler her ne kadar çalışmış, her ne kadar orada mücadele vermiş de olsanız... Ben ekibimden memnunum ve biz sizden daha güzel çalıştık. Sadece talihsiz bir olay olduğu için biz bu duruma geldik. Sizi tebrik ettik. Peki bir şey... Talihsiz olay nedir? Bir saniye hala ben söyleyeceğim zaten, hiç merak etmeyin. Şöyle bir şey ama şurada bir hata yapıyorsun. Siz aslında güzel yemeği arıyordunuz. Yani eğer sen diyorsan ki bana biz bizim yemeğimizi arıyorduk, o zaman yanlış yapıyorsunuz. Ya Burcu, hayır, bizim istediğimiz şey o değil. Aslında çok bizim yemeklerimizin bulmaktı. Bizim olduğu o kadar belliydi belli ki. Yani şöyle söyleyeyim, bunlara dikkat... Peki Dilara'yla Öykü neden mesela bilemediler işte, o zaman? İşte muhtemelen dikkatsizliklerine geldi. O anda belki tartışıyorlardı, bilemediler. Ama tamamıyla yemeğe odaklıydım ve yaptığımız salatanın bile domateslerin kabuğunu soyduk biz. Karşı taraf bunu yapmadı mesela, bu ince bir çünkü detay. Çünkü soyulmaz. Biz böyle soyulmaz tercih ettik. Mı? Biz kendi aramızda konuştuk. Domatesin kabuğu benim mideme dokunuyor mesela. Ben soydurarak yiyorum. Senin miden o. Ama genelde de soyulur zaten. Her neyse, bu zevk meselesi. Ben devam etmek istiyorum. Hani bizim yemeklerimizde o kadar fazla detay vardı ki. Örnek veriyorum, yaptığımız makarnada. Makarnanın içerisinde bizim iki tane peynir vardı. Birisi kaşar peyniri, birisi beyaz peynirdi. Süzme peynirdi. Ve buradan bile hani anlayabileceğimiz şeyler vardı. Anlayamadılar. Ben de bir şey söyleyeyim. O zaman kendileri diyor ya, domatesin kabuğunu soyduk biz, onlar soymuyor. O zaman onlar kendi yemeklerini bulmak için ekstra bir şeyler çabasına girmişler. Eğer öyle bir kaygınız olsaydı şu an... Hayır, aynen bu çabaya girmişsiniz. Siz de konuşmayın. Eğer öyle bir kaygınız olsaydı şu an siz... Ben devam etmek istiyorum. Bunun sebebini söyleyebilir miyim Burcan? En başta başlarken dedik ki domateslerin kabuklarını soyuyoruz. Çünkü normalde ben kendi yediğim salatada da bunu yapıyorum zaten. Gittiğim yerde de aynen bu şekilde istiyorum. Arkadaşlarıma da bunu söyledim. Biz tadacağız çünkü. Böyle bir şey söyledim. Domateslerin kabuğunu soyun. Peynir muhabbetine geleceğim.
Kızlar yanlışlıkla kaşar peynirli normal süzme peyniri aynı anda koymuşlar. O yüzden hatta üzerine koyacağımız o kaşar peynir az kaldığı için dedik ki eşitleyelim. Hani o geri kalanı da üzerine koyalım o zaman. Hani problem olmaz. O yüzden yani asla bir bilerek ya da bunu böyle yapalım da bu şekilde olsun, kendi yemeğimizi tanıyalım deseydik. Oğuzhan öyle söyleyince beş, tabii ki hepimizin tabii, kafası karıştı, yapacak bir şey yok yani. 6'da 6 yapardık Burcu Hanım, yani iki kişi asla şey olmazdı. Demek ki onlar da güzel yemeğe oy vermiş. Demin arkadaşlar dedi ki, işaret koymuşlar şöyle, bizim yemeği tadacağımızı biz bilmiyorduk ki. Yani doğru. Biz bunun bilincinde doğru. Değildik. Ben şunu sonuçta söylemek istemiyorum. Ya şimdi hayır, Oğuzhan, biz bunun bilincinde değildik. Sen bizi orada tebrik ettin. Değil mi? Sen bunu şu şekilde tebrik etmedin mi bize? Sizin yemeğiniz daha lezzetliydi. Hayır. Ne için tebrik ettin? Ben sizin lezzet... Öyle bir cümle kullanmadım. Neden ben tebrik ettim? Ben kazandığınız nasıl için sizleri tebrik peki? Ettim. Ben bunu hani uygar bir vatandaş hep olduğum için... Hep beraber gözümüz kapalı tatmadık mı biz? Tebrik ettim, kazandınız. Yarın aynı davranışı da sizden bekliyorum. Siz ya kendi biz yemekleriniz zaten tebrik çok iyi ederiz. Yenerseniz tebrik ederiz için. Kanka, sıkıntı yapma ya. Tamam. Rica ediyorum. Yani siz de aynı şekilde kazanmış olsaydınız biz de tebrik edecektik. Ama tebrik etmek nedir? Sizin yemeğiniz daha lezzetli demektir. Yani hani ben size... öyle bir şey demedim. Şimdi bu değil. Kendi yemeğinin daha lezzetli olduğunu savunuyorsun. Hayır, hayır Yağız'cığım, bu böyle bir şey değil. Ne? Ben dedim ki içimizde yaşadığımız talihsiz olaylardan dolayı sonuç yani olarak yemeğinin olmuş olan lezzetli bir, olduğunu yani, da savunuyorsun sorun. Ya daha hayır, lezzetli evet, olduğunu. Evet savunuyorum. Yani neden bu, talihsiz olay yaşadık diyorsun o bu zaman? Bu lezzetsizlikten değil. Hani kendi ekip arkadaşlarınız yani sizin belki, yemeğinizi beğendiler ya, o bizim evet. için bir talihsiz bir olay. Evet. Sizin için talihsiz belki, bir olay. Belki sizin arkadaşlarınızdan biri talihsiz de bizim bir olay gibi. Ben, talihsiz yani, demek yani, bana bir olay. Talihsiz peki, bir olay değil, beğenmişler sonuçta. Peki ben burada size şunu soruyorum. Bana sayı bana, var, o bana sayıya oranla kaç kişi daha fazla bir yani oy alıyorsa. Hepinize birden soruyorum. Bana dürüst olur musunuz? Evet. Sizin yemeklerinize dair sizin içinizde bu bilgi döndü mü dönmedi mi yani tadım olarak? Bizim hani benim yemeğimde bu vardı, şu döndü. Vardı, bu vardı demediniz mi birbirinize? Siz demediniz mi? Siz lezzet siz, olarak mı baktınız? Siz söylemediniz mi? Hayır, dürüst olun. Bizim yemeğimiz... Tamam, yani, biz söyledik siz işte ben. Ben merak ettim bir dakika. Bir dakika, ben söylediğimi kabul ediyorum. Ben evet. anlattım dedim, bak bunda kaşar var, bunda bu var, bunda evet. var. Ki, biz de biliyoruz biz, yemeğimizde ne var zaten. Tamam, ne demek o zaman biz bu... Biz yaptık yani, biz yemeği o zaman bu beğenmeyle alakalı bir şey değil. Oğuzhan sürekli hani takım lideri olarak bizim takımımıza şöyle bir şey diyor. Siz dürüst değilsiniz. Ya da siz kendi aranızda bir şeyler dön. Yemeği biz 6 kişi yaptık. Yemeğimin içine belki biz orada salatanın içine biber atmışızdır. Belki sumak atmışızdır. Belki daha fazla nar ekşisi atmışızdır. Ya da sos yapmışızdır. Belki marine etmiştir Ceren onu, değil mi? Biz hepimiz bunları bilerek yaptık sonuç olarak. Bunun ortamızda dönmesi ya da bunu dürüstlük olarak algılamamanın nedeni ne? Çünkü biz bu yemeği yaptık. Mantıksız değil tamam. mi? Tamam. Burcu Hanım, siz bir yemeği yapsanız. Miyim? Sordun, açıklayayım. Burcu Hanım, siz sordun bir yemeği yaptığınızda yemeğin içinde hangi baharatı kullandınız? Şimdi bizim bunu bilmemizde bir problem mi var? Oğuzhan'cığım, kardeşim, her şey ekip işidir, değil mi? Eğer bir yenilgi alırsan kendini geliştirmenin yolu nedir biliyor musun? Ekibine dönüp biz nerede yanlış yaptık demektir. Karşı tarafa geçip de siz söylesiniz böyle 4 kişi başlamışız yarışa. Ya hala dediğin, geçip ekibini korumak için ya. Karşı tarafa suç atıyorsun. Bizi suçlama kardeşim. Bak, git kendi ekibinle kafana al şöyle bir düşün. Sen konunun daha farkına varamamışsın. Bizim konumuz yemek yapma değil. 3 kişi 4 kişi de değil. Bak hayır, şu anki bizim konuştuğumuz cümleler, konular tamamıyla hani talihsiz bir olaydan geçen bir şey. Buradaki amaç bence şu olmalıydı. Ben takım arkadaşlarım adına söylemek istiyorum. Kendi yaptığım yemeği bulmakta amacım. Hayır, en güzel hayır, bir şey öyle bir şey yok. Öyle bir ben şey. Kendi hangisi daha güzel diye sorulduğuna göre. Ben yanlış bir hangisi dakika. Daha güzel? Ben kendi takımım adına, kendi ekibim adına söylüyorum. O zaman siz beni hiç dinlemediniz. Ben çünkü ısrarla size hangi yemek daha güzel diye sordum. Ben zaten... bilmiyor muyum mesela sence? Sence hangi yemek senin diye sormayı? Ben bu mantıkla gelmiştim geldiğim zaman ama en sonda... Israrla sordum. Evet, en son iki tane şey tattım zaten. Makarna tattım. Birisi gayet normaldi, ikincisi çok acıydı. Dedim ki bizim yaptığımız makarna bu değil, diğeri. Kendi kendime bunu söyledim zaten ve ilk olarak, ilk yediğim, çok olarak yediğim makarnayı tercih ettim. Kendi söylediğinle çelişiyorsun bence şu anda ama Soner bayağı uzun süre parmak kaldırdı. Söz vereyim sana. Benim görüşüm, yani sizin bu akşam kaybetmeniz sebebi olsam. Yarım saattir saygıdan bahsediyor, konuşuyor. Yarım saattir geldiğinden beri konuşuyor, sabahtan beri zaten de. Biz beraber yarım saatten sonra girdiğimizde adam orada etin başında. Yani dibine kadar, şu mesafeye kadar geliyorsun. Yapamıyorsun, edemiyorsun. Sürekli böylesin bizde.
Gidiyorsun tabak karıştırıyorsun. Tabak karıştırıyorsun. Sürekli böyleydin. Şu arkadaşların beşi çalıştı. Sen yapmadın hiçbir şey. Bu söylediklerine pişman ve utanç bir şekilde yüzüme bakacaksın. Ne? Çünkü utanılacak ne var ya? Bana sordu, ben konuşacağım. Ben özür diliyorum. Ben bitireyim. Ha, bitmediyse tamam. Biz yarım saat dışarıdaydık ya. Görüyorduk çünkü her şeyi. Kim ne yapıyor, ne ediyor, yapamıyor, yapıyor. Hepsini görüyorduk. Tamam, okey misin? Bu kadar. Okeysin. Şimdi ben ekip arkadaşlarımla konuşmuşum, bilmeden konuşuyorsun. Biz kendi içimizde strateji yapmışız, plan yapmışız. Kim ne yapacak, değil mi? Kim ne edecek? Ben hepsine hani konsantre olmuşum. Aralarında koşuyorum, orada tabak yapıyorum, değil mi? Tabağımı yapıyorum, orada gidiyorum ete gidiyorum, orada makarnaya gidiyorum, ne bileyim orada bir şeye gidiyorum. Yani ki sırtımdaki ter bile ne ortaya çıkacak ve sen bu söylediklerinden utanacaksın. Soner, yani yarın öbür gün yani bu diyaloglar yine olacak. Farklı konuşacaksın. Diyeceksin ki haklıymışsın kardeşim. Ben daha sana bir şey demiyorum. Ekip arkadaşlarımın yüzü burada. Ben hepsine gönlümle razıyım ki onların da benden gönlüyle razı olduğunu biliyorum. Yani sizin oradan kafa sallamanız da bir şey değiştirmiyor. Çünkü biz içimizde görev dağılımını yaptık. Sen dışarıdan istersen Oğuzhan peçete tutuyordu da. Benim umurumda değil. Çünkü sen benim umurumda değilsin. Dışarıdasın. Söylediğim kelimeyi dinlemiyorsun ama. Sana bir şey yapmadın demiyorum. Yapıyorsun 3-4 dakika. Al. Geliyorsun bize şey oluyorsun direkt. Münakaşaya giriyorsun. Bizi düşürmeye çalışıyorsun. Sürekli bize bir manipüle yapma peşindeydin zaten. Ben gelip senin suratına karşı bir şey yaptım. Yok yapmadım. Ben sana orada ne dedim? Ben uzaktan lafımı atarım. Belki seni demolize ederim. Belki seni hani kırmadan böyle bir şeyler söylerim. Ama yine işimin başına geri dönerim. Sana yine normal... ekibimi desteklerim. Yine ekibime ne bileyim... arkasında dururum, yanında dururum, ya evet, önünde dururum. Evet, bu konuda dururum. Haklı. Ya yapabilir böyle. Yani dediğin bu konuda evet haklısın ama benim sadece çeliştiğim bir nokta var Burcu Hanım. Şimdi senin şu şöyle bir düşüncen vardı ya, bizim yemeğimiz daha lezzetliydi, böyle bir talihsiz bir şey yaşadık. Ekip arkadaşların seninle hemfikir mi hepsi peki? Bence ben bunu merak hemfikir. Ediyorum. Bu grubun içerisinde karışmak başka bir liderin işi değildir bence. Diğer kişilere de şahıs alarak sen onlarla ilgilen, bunlarla ilgilen. Burada hepimiz bir tek bir ruhuz. Yani elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Adil olduğunu da düşünüyorum. Bazı hatalar yaptık. Bazı durumlarda kendimizi belki çok ön plana atamadık. Ama daha iyi olacağımıza inanıyorum ben açıkçası. Şimdi mesela ben sizden bir isim isteyeceğim birazdan. Yani birer isim isteyeceğim. Belirlediniz mi isminizi? Birazdan sorduğumda bana... söyleyeceğiniz isimler şu anda aklınızda mı? Evet. Evet. Ve yavaş yavaş isimlerinizi istiyorum. Sence sizin ekibinizde eleme potasına girmeyi hak eden kişi kim Murat? Dediğim gibi takım oyunuydu. 5 kişiydik. 2 kişi hata yaptı. Bu 2 kişiden birisini seçmek zorundayız. Benim oyum Dilara'dan yana. Teşekkür ederim. Öykü. Tek günlük bir vaktimiz olduğu için hani yemekte gerçekten ekibimizin hani ellerine sağlık, hepimiz inanılmaz güzel çalıştık. Buna yürekten inanıyorum. Sadece oyuna göre ben ve biraz da böyle nasıl söyleyeyim? Bizi eksiğe düşürecek bazı hareketleri görmüş olabilirim veya hissetmiş olabilirim, ona göre söyleyeceğim. Ben Dilara diyorum çok üzülerek. Yani özür dilerim gerçekten. Yok, hiç problem değil. Hani hırslarına çok fazla kapılmanı istemiyorum. Evet, hepimiz çok hırslı çalışıyoruz ama sadece biraz daha kontrol altına almanı rica ediyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkürler Öykü. Gülcan. Vermiş olduğumuz bu isim ileriki bölümlerde ve ilerideki oyunlarda kendini daha iyi hissedebilmesi için ve daha aktif olabilmesi için bir şans gibi düşünüyorum. Ben bu yüzden Öykü dedim. Öykü'nün burada kalmasını istiyorum ve ona göre de burada daha çok çabalayacağını ve bir tık daha öne geçeceğini düşünüyorum. Peki Dilara, senin ismin ne? Şöyle söyleyeyim. İki kişi, zaten ikimiz hata yaptık. İnanın kendimi verebilecek olsam kendimi daha iyi veririm. Ama hatamı da gerçekten kabul ediyorum. Mecburen Öykü diyorum. Ama bunu gerçekten iki kişi yaptığımız için söylüyorum. Burak. Benim vereceğim kararı tekrar ediyorum. Kimse kişisel olarak algılamasın. Sadece ekip oyununda 2 puana mal olduğu için ben Dilara demek istiyorum. Kendisiyle herhangi bir şahsi problem yok. Sadece yaşının vermiş olduğu heyecana dayalı biraz daha demoralize olmamayı öğrenmesi gerekiyor. O yüzden ben Dilara dedim. Tekrar özür diliyorum senden.
Oğuzhan, sen buraya gelip oturduğunda kararını vermiştin. Şimdi senin söyleyeceğin isim ya bir beraberlik yaratacak ya da hızlıca ben söz vereceğim şimdi sana. Evet. Açıklaman da mı söyleyeceksin? Yok, evet, açıklama yapacağım da şu an böyle çok değişik bir duygu içindeyim de. Yani kararım net. Orada ben düşündüğüm yani gerçekten çok zormuş ya. Vallahi çok zor ya. Bir anda ben mesela Oğuzhan'ın nutkunun tutulduğunu ilk kez görüyorum şu anda. Yoksa konuşmayı seversin. Seviyorum ama işte bu gibi durumlarda böyle insanları yani kıracağım diye geliyor, üzeceğim diye geliyor. Bunalıyorum. Yani o an diyorum ki kendim kırılayım. Yani o söyleyeceğim kişi de eminim ki bana kızmayacak. Ve hepinizin bana hak vereceğini düşünerekten... Kusura bakmasın diyorum, Öykü diyorum. O zaman beraberlik durumu oluştu. Hiç beklemediğim bir şeydi bu arada, ben söyleyeyim. Neden? Beni şaşırttın. Neden? Bende kalsın. Yani şöyle... Üzgünüm. Yani o ismi vermek istemezdim. Neden? Çünkü enerjimiz de uyuşmuştu. Şimdi şöyle bir şey var. Eşitlik oldu ister istemez tabii ki. 3'e 3 oylarınız Öykü ve Dilara. Normalde yapacağımız şeyi yapacağız. Ekip liderinin aslında karar vermesi gerekiyordu. Son oyu kullanan kişi de sensin. Bir şey fark etmiyor. İkisinden bir tanesine... Ben mi karar vereceğim? Sen seçip beraberlik durumunda ister istemez senin seçip potaya koyman gerekiyor. Kendi ellerinle. Oo. Öykü, kusura bakmamanı istiyorum. İnşallah beni anlıyorsundur. Anlamıyorum bu konuda. Vallahi. Bunu daha sonra konuşmak istiyorum ama. İnan yani... Bu arada beni söylediğin için değil, farklı bir şekilde yorum yaptım benle ilgili ve ondan dolayı kafam takıldı bir şeye, o yüzden. Yok. Böyle bir şey bekliyor muydun peki Öykü mesela? Beklemiyordum çünkü şey söyledi Burcan'ım, hani yapmış olduğumuzda yapmamış olduğumuz yemekler diyoruz ya, biz hepimiz birbirimize karışık yemek yaptık. Hani bana, ben şunu anladım sadece, kusura bakma. Öykü makarna yaptın ama bilemedin. İşte sen yaptın bilemedin. Bu tarz bir muhabbete getirebildin. Anlatabildim mi? Yok, özür diliyorum. Bak, hani ben böyle dedim, anladım ben. Ben dedim ki ben makarna da yaptım, et de makarna yaptım. Normalde... Patateste bir şey kızarttım. İçine işte baharatlar da kattım. Bir sürü de şey yaptım gibi. Ama sen gelip işte yapmış olduğun yemeği bulamadın. Bir de yapmamış olan insan bunu tattı bulamadı. Anladım ben. Yanlış anlamış olabilir yani miyim? Yani şöyle, ben öyle kendi içimden inisiyatif alarak yani kendi düşüncemle bu karara vardım. Yani kusura bakma diyorum. Ay, kusura bakılacak bir şey yok zaten. Yani biz yine bir ekibiz. Yarını var bunun, öbür günü var. Yani ben senin motivasyonunu da düşürmek istemem. Ve motivasyonum senin... düşmedi. Sadece üzüldüm kesinlikle ben. Kesinlikle kesinlikle düşmesin. Yarın karşı takımdan gerektiği kadar yani bir dahaki yarışma sürecinde emin ol yani mücadelesini verip bu işin hakkından geleceğiz ve karşı taraftan bir eleme adayı çıkaracağız. İnşallah buna inanıyorum. Ben de inanıyorum. İlk günün sonucu bu şekilde gerçekleşti Öykü. Arkadaşların ortak kararı da diyebilirim artık burada. Özellikle ekip liderinin de kararıydı. Beklemiyordum Burcan'ım. Ben onu hissettim zaten. Evet, yani ben çok onu da gayet rahat anladım. Bence izleyicilerimiz de, rakip ekibin bütün oyuncuları da aynı fikirdedir sanırım benimle. Bunu ilerleyen günlerde herhalde kendisiyle konuşacaksındır diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde bugünün sonunda evinize gittiğinizde doğru kararlar alıp almadığınızdan inşallah emin bir şekilde yastığınıza kafanızı koyarsınız. Özür dilerim. Yani bu ismin yazıldığı veya ismin söylendiği için değil. Hani mazeret olarak verilen şeyden rahatsızsın diye anlıyorum. Tamam, tek öyle. Tek bir bunu şeyden yola çıkılarak söylendiğinden dolayı. Bunu sonra konuşabilirsiniz aslında. Bu yani daha günleriniz var tabii ki önünüzde. O yüzden kendi aranızda da çözebilirsiniz. Sonra belki de ben yarın size çözdünüz mü diye de sorarım. Eşim benzerim yok programında ilk bölümün sonuna geldik. Eleme potasına giren ilk isim Öykü oldu. Ekip liderinin kararıydı. Eşitlik sonucunda verdiğim bir karar da olsan. Dilerim bundan pişman olacağın herhangi bir durumda da karşı karşıya kalmazsın. İlerleyen günlerde, ilerleyen oyunlarda. Gördüğünüz gibi aslında bu ev sürprizlerle dolu. Oyunlu bir ev. Biz sizi her gün buraya alacağız. Ve keyif alarak aslında biraz da birbirinizi tanımanızı sağlayacağız. Kazanan tarafı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Hak eden de kazanır.
ve dilerim hak etmeyen kişiler de elenmez. En azından onu söyleyebilirim. Yarın yine bol sürprizli harika bir gün bizleri bekliyor efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.